Yazacağım. Evet. Ay ne kadar iyi. Evet. Sesiniz kapalı Müberra Hanım. Merhabalar. Tanışıyoruz. Murat Bey'le de tanışıyoruz. Evet, Antalya'dan. Nasıl? Evet. Antalya güzeldir. Vallahi bugün serin. Serin. Yağmurlu. Burası kadar olamaz. Burada donduk kardan artık yani gerçekten. Tuncay yoldaş merhaba. Diğer yoldaşlar herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sesim biraz kötü. Sen... Kusura bakmayın. Nasıl oldunuz Müberra İyiyim. İlaç kullanıyorum. İlacın yan etkisi sesimi kıstı. Hay Allah. Geçmiş olsun Müberra. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. Geçmiş olsun dilek. İyi akşamlar Hilal yoldaş. Herkese Murat iyi Hocam hoş akşamlar. geldiniz. Merhabalar, selamlar. Beni duyuyorsunuz değil mi rahatlıkla? Duyuyorum ben. Çok güzel geliyor Çok güzel. sesiniz. Süper. Müberra Hanım merhaba. Merhabalar. Sesim aç. Ha, şimdi açıldı. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz. Ne güzel sizi burada görmek. Evet. Çok uzun uzun bir yolculuk biliyorsunuz. Gelişim devam ediyor Evet. gelişim yolculuğumuz. Evet, devam ediyor. Evet, işte bu Ufuk akşam da yoldaşını tanır mısınız konuşacağız. acaba? Ufuk Hanım. Seldacığım tanır mısınız? Ufuk Hanım da Antalya'dan. Hekim arkadaşlarımızdan gelmedi galiba henüz. Sesin kapalı canım. Karışmasın diye kapatmıştım. Evet, Ufuk Hanım'ı ben tanıyamadım ama belki Murat tanıyor mudur bilmiyorum. Kendisi burada değil Eminim. herhalde. Şu anda Tabii geçmişten görebilirim. tanışları görmek güzel oluyor. Herkesle yeni tanıştık. Sizlerle de memnun olduk. Evet. Mustafa yoldaş, iyi akşamlar. İyi akşamlar Tuncay yoldaş, iyi akşamlar bütün arkadaşlar, yoldaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi olmaya çalışıyoruz. Tekrar geçmiş olsun Ajda yoldaş. Mübarek Çok yoldaş, bu arada teşekkürler. size Sağ de ol, sağ geçmiş olun. olsun. Teşekkür ederim. Evet, Arda yoldaşı daha iyi görmek iyi oldu. Çok şükür iyi oldu. Hoş geldin Hünkar'cığım. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Böyle soğuk bir günde Murat Hoca sayesinde ailemiz tekrar bir araya geldi efendim. Şimdi ailenin sıcaklığıyla ısının bakalım. Hadi. Evet. Çok güzel. Burada Türkiye'nin birçok yerinden herhalde katılımcı var, değil mi? Ben İzmir temsilcilerindenim. İzmir. Muratçım biliyorsunuz. Tuncay yoldaş. Biz bu arada birbirimize yoldaş diye hitap ediyoruz ama bunun ideolojik anlamda bir şeyi yok. Açıklaması yok. Sadece yol arkadaşlığını ifade ediyor. Değil mi Tuncay yoldaşım? Siz de izah eder misiniz? Tabii yok, ideolojik anlamı var. Bizim ideolojimiz belli. Sizin Şu. ideolojiniz. Bilgi, sevgi, ışık. Bu bizim ideolojimiz. Başka da bir ideolojimiz yok. Evet. Onu ifade ediyor. İşte bu yolculuktaki yol arkadaşlığını ifade ediyor. Evet. Efendim, bu akşam moderatörümüz Ajda Yoldaş olacak. Mustafa Yoldaş'ın da tabii desteğiyle. İkisi beraber götürecekler anladığım kadarıyla. Şimdi sayımız gittikçe artıyor. Hala bağlananlar oluyor. Ne kadar bekleyelim? Ne dersiniz arkadaşlar? Bir 5 dakika daha bekleyelim bence isterseniz. Ancak toparlanıyoruz, bizim genel toplanma saatimiz ancak oluyor. Ne dersiniz? Evet. Tamam. Oya hocamı görüyorum ben. Oya Evet. hocam da bize bir seminer vermişti. Ayaklarına sağlık diyelim. Ağzına Evet. sağlık diyelim. Evet. Şamanizm semineri. Evet. Çok güzel bir seminer. Nerede gerçekten? Onun ikisini, üçünü umarım alırız. Evet, devamını ya da benzerini diyelim. Biz doymuyoruz gördüğünüz gibi. Bilgiye, sevgiye, ışığa doymuyoruz. Biz Teşekkür bir ederim. araya haftanın... Ah, hoş geldiniz.
Siz de sağ olun. Çok teşekkürler. Çok hoş bir söyleşi yapmıştı Oya Hanım, bize vakit ayırmıştı. Şamanizm öğrendik, bilgi sahibi olduk, fikrimiz oldu. Çok keyifli bir söyleşiydi gerçekten. Evet. Devamının gelmesini hakikaten çok isterim ben de. Bu arada biz haftanın birkaç günü bir araya geliyoruz. Müberra Hanım'ı evdeki aile bireylerinden daha fazla gördüğümü söyleyebilirim. Evet, Urfa'ya gitmeyi canla başla bekliyoruz gerçekten. Sevgili Murat, Murat benim koşuk eğitimlerimi aldığım meslektaşım, çok değerlidir benim için, kendisi ayrı bir anlam ifade ediyor. Gerçekten keyifli yolculuğa onunla birlikte başlamıştım. Teşekkür ediyorum bu anlamda. Şu anda da Tuncay Hoca, Musa Yoldaş ve Mustafa Yoldaş aynı anlamı taşıyor benim için. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel. Bence en önemlisi devam ediyor olma. Yani birçok kişi onu bir şekilde hayatından çıkarıyor ama o senin için yaşam felsefesi olduğu için bence esas tebrizden hak ediyorsun. Çünkü gerçekten kolay bir şey değil. Bu senin için tümüyle bir yaşam tarzı. Ne mutlu, ne güzel. Teşekkür ederim. Bizim evet, arkadaşlar. Ajda Yoldaş, Zoom linkini sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız daha çok katılımcı, daha çok kişi gelebilir bu sayede. Evet. WhatsApp gruplarında, işte Instagram'da, Facebook'ta paylaşırsanız Zoom linkini, daha fazla kişinin izlemesine vesile olmuş olursunuz efendim. Ben de bir yandan paylaşayım şöyle. Bu arada bizim Selda Hanım'la ve Murat Bey'le tanışıklığımız da, çok da fazla net bir tarih vermek istemiyorum yaşlarımız ortaya çıkacak diye, ama 90'lı yılların başına denk geldiğini söyleyebilirim. Çok o zamandan bu yana kopmadık hiç. Sürekli bir iletişimimiz devam etti. İstanbul'da, Antalya'da, şimdi Ankara'da çok şükür. Çok da hoş çalışmalar yaptığınızı biliyorum. İkinizin beraber bunu sürdürdüğünü çok yakından takip ediyorum. Bunu daha fazla kişiyle paylaşmak ve sizin çalışmalarınız hakkında gerçekten bir fikir sahibi olunmasını, çok kıymetli olacağını düşündüm. İnşallah siz de bizi tanırsınız çalışmalarımızı. Çünkü sizin yaptığınız gibi bizim çalışmalarımız da bilinçaltıyla ilgili. Ve evet, biz de sizin gibi psikosomatik ya da işte fizyolojik bir sürü rahatsızlığın kökeninde psikolojik sorunların yattığını düşünüp değerlendirip bu konuda çaba göstermeyi tercih ediyoruz. Dolayısıyla çok örtüşecektir diye düşünüyorum birçok noktadan ve heyecanla da bekliyorum Murat. Murat, istersen biraz kendine bahsedebilir misin? Ben çok iyi tanıyorum ama senin ağzından duysa katılımcılarımız. Olur. İstersen sunuma geçeyim. Orada da slide üzerinden de anlatabilirim. Ya burada ifade edeyim. Ne diyorsun? Yani burada da ifade edebilirsin. Sen nasıl rahat edeceksen. Yok, problem değil. Açabiliyor musun? Sunumunu açabiliyor musun? Sunumu açabiliyor muyum? Bir izin almam mı gerekiyor acaba? Yok, gerek yok. Şu an gerek yok. Açabilirsiniz. Öyle mi? Okay. Evet, evet, açabilirsiniz. Şu an gözüküyor değil mi? Evet. Şimdi geldi.
Evet, şu an tek slide görüyor olmanız lazım. Evet, tek slide. Değil mi? Evet, okay, evet. Tamamdır. Evet. Güzel. Evet sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni katılan arkadaşlarımız da olursa ne mutlu. İşte bu akşam için ayırdığınız zaman sürecinde sizlere nörodizayn ile ilgili bilgileri vermeye çalışacağım. İşte bir saat diye herhalde hesapladık ama bilmiyorum, belki uzun, daha uzun olabilir. Sizin katılımınızla veyahut da soru cevapla bunu daha da zenginleştirme şansına sahibiz sevgili arkadaşlar. Öncelikle bizi davet ettiğiniz çok mutluyuz. Onu söyleyeyim. Sizlerle tanıştık, gerçekten çok mutluyuz. Eski dostları görüyoruz burada, çok daha mutluyuz bu anlamda. Ve zihinsel mükemmelliğe doğru fonksiyonel insan. Bu bizim sloganımız aslında ve bu sloganın altında ne var, ne anlama geliyor onu sizlere bu akşam anlatmaya çalışacağım. Evet, ben tıp doktoruyum, GATA mezunuyum. Daha doğrusu artık tarihi bir şey oldu, ana oldu GATA, üzücü bir şekilde maalesef. Ondan sonra ama tabii mutlaka bir şekilde yeniden hayata geçecektir diye düşünüyorum. Çünkü değişen düzen veyahut da ihtiyaçlar mutlaka ve mutlaka zaten bu kurumun var olması gerektiğini gösteriyor. Ben 91'de mezun oldum. Ondan sonra bir süre kıta hekimliği yaptım. Yani nasıl söyleyelim, mecbur hizmet gibi düşünün. Mecbur hizmet Malatya'da görev yaptım. Daha sonra geçirdiğim bir kaza sebebiyle, trafik kazası sebebiyle ayrılmak durumunda kaldım askeriyede. Ancak ondan sonra kendim çalışmalarımı devam ettirecek şekilde yeniden hekimliğe dönüş yaptım. Ve bu dönüş yaptığım yer Antalya'ydı. Antalya'da serbest hekimlik, klinik işletmeciliği yaptım. Turizm hekimliği uygulamaları içerisinde oldum. Ve bu süreç içerisinde özellikle bu bilinçaltı dönüşüm, bilinçaltı terapilerle ilgili çalışmalar ilgimi çekmeye başladı. Ve ulaşabildiğim öncelikli kaynak NLP eğitimleriydi. NLP ile ilgili bilgilerdi ve bunu deneyimlemek istedim. Deneyimledim. Bu eğitimleri aldım. Yetmedi. Başka kişilerden de çalışmalar takip ettim. Yurt dışından eğitmenlerle de NLP konusunda çalışma şansım oldu. Bu bahsettiğim süreç 2000'li yıllar. 2000'li yılların başı. Ve NLP'ye özellikle, tabii insan onu denemeyince veyahut da ne işe yaradığını tam olarak algılamayınca çoğu zaman hani bir şekilde içi doldurulmaya çalışılıyor ama NLP'yi deneyimlemek lazım. NLP tümüyle deneyimsel bir öğreti. İşin içinde uygulama yoksa, pratik yoksa ve siz onu içselleştiremiyorsanız hiçbir anlam ifade etmiyor. Ve ben de bir hekim olarak bana başvuran çevremde problemi olan kişilerle özellikle NLP uygulamalarını yapmaya başladım. Ve müthiş sonuçlar almaya başladım. Ki hala onların etkileri, yani şu an tabii devam ediyor ama tabii form değiştirdi artık. O NLP'nin ötesinde işte nörodizayn ve nörodinamik değişim çalışmalarıyla beraber daha farklı bir kıvama geldi, onu söyleyeyim. Ama mesela benim için çok tipiktir, onu sizinle paylaşmak isterim. Çünkü buradaki hemen bütün arkadaşlarımız işte hekim, psikolog, değil mi? Bu vasıfta olan arkadaşlarımız, onlar çok daha iyi anlayacaklardır. Çalıştığım bir vaka 15 yaşında bir genç kız. Ve bu kızın özelliği, yaşadığı problem şu. Yaşadığı problem şu. Murat Hocam mikrofon kapandı. Kapandı. Kendine ne oldu valla? Ben bir şey yapmadım. Neyse. Her şey olabilir. 15 yaşında bir vaka diye kaldık. Murat. Evet evet, 15 yaşında bir genç kız ve obsesyonu var. Problemi şu aslında, evinin dışında hiçbir yerde tuvaleti kullanamıyor. Hiçbir şekilde. Şimdi tabii bu çok büyük bir sorun. Çünkü okula gitmesi gerekiyor. Ve annesi onu işte psikiyatrik kliniklerine götürmüş, hastaneye götürmüş ve antidepresanlar alıyor, anksiyolitik ilaçlar, bir sürü diğerler çalıyordu. Fakat problem çözülmüyor, hiçbir şekilde çözülmüyor. Ve onunla bir çalışma yaptık.
Yani buradaki yaptığımız çalışma aslında bir bilinçaltı dönüşüm çalışması ve yaklaşık bir saat, bir buçuk saat civarında sürdüğünü hatırlıyorum. Ve bu çalışmada aslında genç kızımızın küçük yaşlarda, işte 7-8 yaşlarındayken yaşadığı bir şey var, tuvalet deneyimi var. Bir arazi tuvaletini kullanmak zorunda kalıyor ve son derece pis bir tuvalet. Ve bundan sonra artık tuvalete gidemez hale gelmeye başlıyor. Ve biz onun zihninde yepyeni bir durum yarattık. Yani oradaki şemalarını yeniden inşa ederek aslında onun tuvaletle ilgili zihnindeki yapıyı değiştirdik. Burada tabii NLP çalışmaları, kısmı hipnoz çalışmalarında uygulamalar da var. Ve bu yaptığımız çalışma neticesinde o zihninde yeniden o tuvaleti yarattı, inşa etti ve eskisini ortadan kaldırdı. Ve ilk defa bu hasta benim kullandığım ofisteki tuvaleti kullandı 8 sene sonra. 8 sene sonra ilk defa. Şimdi ben buradaki bu çalışmaların bu kadar etkili olduğunu gördükten sonra dedim ki mutlaka bu alanda daha fazla şey yapılması gerekiyor. Mutlaka daha fazla çalışılması gerekiyor. Çünkü hak ettiği noktada değil. Hak ettiği noktada değil. Ve benim yolculuk bu şekilde aslında orada hız kazandı, ivme kazandı sevgili arkadaşlar. Sonra işte koçlukla ilgili çalışmalar için içine girdi. Birçok başka çalışma, eğitim, özellikle bilinçaltı dönüşümle ilgili yurt içinde, yurt dışında fırsat oldu ve bunları takip ettim. Katılmaya gayret ettim mümkün olduğu kadar. Ve gittikçe gelişen bu süreç içerisinde de nörodizayn ile ilgili şu an eğitimleri vermeye başladım. Life Coach Academy bu arada patentli bir marka, 2007 yılında kuruldu. Ve Müberra Hanım da işte o kuruluştan hemen sonra aslında bizim çalışmalarımıza katılmış olan çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. 2007 yılından beri devam eden bu çalışmalar özellikle koçluk eğitimleri olarak devam etti. Ve şunu da söyleyeyim. İki dönemde Akdeniz Üniversitesi'nde, yani devlet üniversitesinde sertifikalı koçluk eğitimlerini verdim. Ondan sonra zaten kendi ofiste bu çalışmalar devam etti. NLP eğitimleri bununla beraber devam etti. Koçluğun diğer branş eğitimleri devam etti. Ve şu süreçte de sevgili arkadaşlar, özellikle son 2 senedir bu pandeminin de etkisiyle nörodizayn ile ilgili çalışmalar ivme kazanmış durumda. Şimdi o zaman herhalde nörodizayn ile ilgili daha net bilgileri sizinle paylaşıyor olabilirim sevgili arkadaşlar. Lütfen Murat, çok teşekkürler. Giriş evet. İçin, tanıtım için. Evet. Yavaşça başlayabiliriz artık, konumuza girebiliriz. Sen evet. Sen. Şimdi arkadaşlar, burada bizim eğitimlerimizden bazı enstantaneleri görüyorsunuz. Türkiye'nin birçok yerinde. İstanbul, Ankara, İzmir ve tabii ki Antalya. Yüzlerce kişi sertifikalı eğitimlere katılmıştır. Binlerce kişiye de seminerlerde ulaşma şansımız oldu. Bu da Instagram adresimiz. Buradan istiyorsanız takip de edebilirsiniz. Life Coach Academy MS olarak geçiyor. Onu da belirteyim. Şimdi neyi konuşacağız, ne anlatacağım? Öncelikle nörodizayn nedir, ne anlamamız gerekiyor? Farkı ne? Onun dayandığı ilkeler var. Bu ilkeler konusunu özellikle sizinle paylaşmak istedim. O yüzden biraz orayı detaylandırdım. Grubun içeriğine bağlı olarak. Nörodizayn içerik temelleri var. Yani burada uygulamaların dayandığı temel ilkelerden, temellerden bahsedeceğiz yine. Eğitimden bahsedeceğim biraz. Eğitimde ne anlatıyoruz, ne vermeye çalışıyoruz. Ve daha sonra soru cevap bölümü yaparak da işte konuyu zenginleştirebiliriz diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Nörodizayn, bizim bir sloganımız var. Zihinsel mükemmelliğe doğru fonksiyonel insan diye tanımladığımız bir kavram. Peki, şimdi biraz açalım. Fonksiyonel insan ne demek? Fonksiyonel insan, kendisiyle ilgili farkındalığı yüksek olan işlevsel edinimler sahibi ve kendisiyle beraber çevresinde bütünün pozitif değişimine katkı yapan kişidir. Çok iddialı bir ve ütopik bir tanım gibi gelebilir. Ancak bu bir yolculuk ve bu yolculuğun içinde olmak çok önemli.
İşte mesela Müberra Hanım bence fonksiyonel bir insan bu açıdan bakarsak. Değil mi? Sizler de aynı şekilde bu yolculukta olduğunuza göre bu vasıflara uygun olduğunuzu düşünüyorum. Ve burada merkezde aslında ben ve benim, yani ben kendimi merkeze alarak benim kendimle beraber gelişimim ve aslında çevreme yaptığım katkı çok daha önemli olması gerekiyor. Fonksiyonel insanı bu şekilde tanımlayabiliriz. Ve işte neurodesign fonksiyonel insanın zihnini kullanma kılavuzu. Neden kılavuz diyoruz? Onu birazdan daha iyi açıklayabileceğimi düşünüyorum. İlerleyen bölümde bunun cevabını daha net bulacaksınız. Ve bir başarı modellemesinin zihinsel algoritmasını ortaya koyar. Yani aslında neurodesign çalışması bir başarı modellemesi çalışmasıdır. Yani bir başarıyı siz burada her anlamda düşünebilirsiniz. Bu ilişkiler bağlamında olabilir, kariyerle ilgili olabilir, hiç fark etmez. Yaşam alanlarını düşündüğümüzde elde etmek istediğimiz başarı için sahip olmamız gereken tutum ve davranışlar var ve bunların bir modellenmesi üzerine dayanıyor. Buradaki modelleme kavramı başarıya ulaşmış olan modellerin ve denenmiş modellerin kişilerle paylaşılması ve bunun eğitime de verilmesi anlamı taşıyor arkadaşlar. Ve NLP öğretilerinin spesifik hale getirilmiş çok daha işlevsel bir üst versiyonu. Şimdi burada NLP, ben bildiğinizi düşünüyorum, çok detayına girmeyeceğim. Ama nörolingüistik programlama, yani sinir dili programlaması diye geçiyor Türkçe'de. Şöyle ifade edeyim. NLP bilgileri tabii çok kıymetlidir, çok önemlidir. Ancak daha geneli atıfta bulunur sevgili arkadaşlar. Ama burada göreceğiz ki neurodesign çalışmaları çok daha spesifik hale getirilmiş ve çok spesifik alanlardaki etkisi güçlüdür. Ve bu anlamda evet bir üst versiyondur. Çünkü NLP statik değildir sevgili dostlar. NLP dinamiktir. Bu konuda yetkinleşen kişi NLP üzerine yepyeni yorumlar katarak NLP'yi çok daha güncel ve işlevsel hale getirebilir. Neurodesign'ı da bu şekilde görmenizi, algılamanızı ben öneriyorum sevgili dostlar. Yoksa yoldaşlar mı diyecektim ya, unuttum bak. Peki. Şimdi neurodesign farkını paylaşalım. Daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Bir kere neurodesign temel fark yaratan şey transformasyonel dönüşüm için bütüncül bir yaklaşım sergiler. Şimdi ne demek transformasyonel? Kişinin kendi içindeki işte form değişimi, kelime anlamı açık diye düşünüyorum. Şimdi buradaki form değişimi kişinin A noktasından B noktasına gelmesi. Yani bu kişi ister psikolojik anlamda bir problem yaşasın, işte efendim depresyonla ilgili problemi olsun veyahut da işte diğer nörotik problemlerle ilgili, anksiyeteyle ilgili hiç fark etmez. Veyahut da işte bizim bahsedeceğiz birazdan, edinimlerimiz var. Örneğin daha girişken olması gerekiyor, daha kariyeriyle ilgili hedefler üzerine koşması gerekiyor, hiç fark etmez. Motivasyonunu daha yüksek hale getirmesi gerekiyor. Şimdi bunun için bu A noktasından B noktasına gelebilmesi öyle hemencecik olmuyor sonuçta. Tabii bu A'dan B'ye geçiş kişinin kendinde özellikle içindeki yapacağı, bütünüyle yapacağı değişimle alakalıdır. Ve bu değişim sevgili arkadaşlar bütüncül olması gerekiyor. Yani şimdi birçok çalışma var. Yani psikolojik yaklaşımları destekleyen birçok çalışma var. Terapileri destekleyen birçok çalışma var. Ama mesela bir kısmı duygu ağırlıklı çalışıyor. Efendim bir kısmı mental, zihin olarak çalışıyor. Bir kısmı tümüyle spiritüel bağlamda çalışıyor. Ama burada insan zihni kesinlikle bütünden koparılarak iyi sonuç elde edileceğini ben düşünmüyorum. Ona bütüncül yaklaşmak lazım. Bunun burada da birkaç örneğini sizinle paylaşmaya çalışacağım sevgili arkadaşlar. İkincisi, bilinçli zihin ve bilinç dışı etkileşimi en iyi şekilde gerçekleştirmeyi amaçlar. Şimdi bilinç dışı zihin, yani bilinçaltı, bizi yöneten yapı, evet. Burada asıl nokta bizim bilinçli zihinle arasındaki entegrasyonu sağlayabilme becerimizdir. Burada bilinçli irade gücü devreye giriyor ve bizim bu ikisini entegre etmeyi başarmamız lazım. Peki nasıl? İşte neurodesign'ın belirli bir bölümü özellikle bunun cevabını bulmak için yapılandırılmıştır sevgili arkadaşlar. Üçüncüsü, modellenebilir etkisi kanıtlanmış bilişsel süreçlerin işlevselliğini önemser. Bu modelleme kısmını ben tekrar altını çizmek istiyorum.
size edinimlerle ilgili zaten örnekler vereceğim ve burada bir modelleme çalışması olduğunu göreceksiniz. Modelleme şu, birisi başardıysa ben de başarabilirim. Yani birisi bir şekilde bunu kullanıp sonuç elde ediyorsa ben de benzeri bir yolu kullanarak benzeri sonucu elde edebilirim. Bu çok kritik. Dördüncüsü, adım adım prosedürüne uygun süreç yönetimi sağlar. Bu adım adım konusu da çok önemli bence. Çünkü bir akışı yönetmek için adımların doğru sıralanması gerekiyor. İşte nörodizaynda bunu da göreceğiz sevgili dostlar. Ve anlamlı şekilde kısa zaman diliminde davranış ve alışkanlık değişimine olanak verir. Evet, çok kısa sürede sonuç almayı başarabiliyoruz. Yani bir bağımlılıktan kurtulmak, bir sigara bağımlılığından kurtulmak mı? Birkaç saat içerisinde bunu halletmek mümkün. Veya işte bu tür obsesyon. Veya da fobiler. Mesela fobiler. Fobilerden kurtulmak için yine aynı şekilde bir saat, birkaç saatlik çalışmayla aslında birçok problemi aşmak mümkün. Tabii bazı tutarlı davranışların elde edilmesi gereken alışkanlık süreçleri var. Bu alışkanlık süreçleri için belli bir zaman dilimi geçmesi gerekiyor. Ama fark etmez. Yine burada da çok kısa süre içerisinde bu sonuçları alabilecek olan yapıyı kişiler kazanabiliyor. Yaptığımız çalışmalar, eğitimlerin sonuçları, bize geri dönüşler de aslında bunu teyit ediyor sevgili arkadaşlar. Evet, peki şimdi sizinle nörodizaynın dayandığı ilkeleri ve bazı örneklemeler de vererek anlatmaya gayret edeceğim. 10 tane temel ilkemiz var. 10 tane temel ilke. Şimdi bunlardan birincisi, burada yazı engelliyor. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bilinç dışı zeka veya da bilinçaltı zeka aktif olarak kullanılmadıkça bireyin asıl potansiyeli açığa çıkmaz. Birinci temel ilke bu. Buradaki yapı yani yeni bir şeyi tanımlıyor bize aslında bakarsanız. Bilinçaltı zeka kavramı. Ne demek bu? Aslında birçok işte zeka türümüz var biliyorsunuz. Ve bu zeka türlerinin aslında bir ortak paydası ve yaptığı bunların çok daha verimli çalışacağı bir yapı olması gerekiyor. Aslında bilinçaltı zeka diye tanımladığımız şey tümüyle bununla alakalı. Diğerlerinin daha etkin açığa çıkmasını sağlamakla ilgili. Ve burada sevgili arkadaşlar temel olarak aynı anda birçok veriyi, milyonlarca veriyi alan bilinç dışı yapıyı işlevsel olarak kullanabilmek. Bu gene bu zekanın temel ayaklarından birisi. Dinlenme ihtiyacı olmadan sürekli çalışabilme özelliğini ortaya çıkarabilmek. Niyetleri görebilmek ve anlamlandırabilmek. Buradaki niyet konusu özellikle ikincil kazançlarımızla alakalı. İkincil kazançları göremediğimiz veya onu tatmin edemediğimiz şekilde kişi rahatlık alanının dışına çıkamıyor sevgili dostlar. Bu önemlidir. Ve işte bunu yapabilen kişi aslında bu zekayı çok daha iyi kullandığını söyleyebiliriz. Sezgiler çok önemli. Sezgilere açık olmak ve onları okuyabilmek, onun farkının ne olduğunu bazı örneklerle yine açıklayacağım. Egonun ötesinde özü görebilmek ve özbenliği besleyebilmek, bu çok önemli. Egonun dışındaki saf özbenliğe odaklanabilmek. Ve holistik, kuantsal dengeyi kavrayıp kullanabilmek. Yani biz burada kolektif bilinçle irtibat halinde olmayı başarmak olarak bunu adlandırıyoruz. Bilinçaltı, zekanın temel parametreleri esasen bunlarla alakalı. Bir kişi bu alanlarda kendisini gerçek anlamda geliştiriyorsa diğer zeka türleri çok daha hızlı şekilde açığa çıkabiliyor. Birinci temel ilkemiz bu. Şimdi mesela bununla ilgili size bir örnek vermek istiyorum. Zor olan nedir, kolay olan nedir sorusunu sorarak bu örneği açıklayayım. Şimdi burada görüyorsunuz bir geometri sorusu var. Ben şimdi bu slide'ı gösterdiğimde katılımcılar genelde problemi çözmeye çalışıyorlar. Çözebilirsiniz eğer seviyorsanız matematiği, geometriyi. O ayrı mesele. Ama ben burada bizim yaptığımız çalışmayı anlatacağım. Şöyle yıllar öncesiydi ve bir grup öğrenciyle çalışıyoruz. Bu öğrenci grubu üniversiteye hazırlanıyor, sınava girecekler. Ve tabii sınava hazırlık süreçleri var ve bu süreç içerisinde birçok problem yaşıyorlar. Neler oldu tahmin ediyorsunuz, siz de biliyorsunuzdur. Şimdi benim çalıştığım grupta özellikle işte matematikle ilgili algıları nedir veyahut da soruya yaklaşımları nedir konusunda onlarla bir
değerlendirme yapalım istedim. İşte bir grup öğrenci var, 10-12 tane. Ve onlara işte bu şekilde bunu veya bunu benzeri bir soru örneği açtığımda ilk tepkilerinin ne olduğunu görmeye çalıştım. Ve onları tespit ettik. Yani herkes nasıl ilk tepkiyi veriyor? İlk tepkileri ne? İlk tepki çok önemli. Çünkü biliyorsunuz ilk tepki filtrelemeden direkt bilinçaltından geldiği için aslında kişinin asıl niyetinin yapısının ne olduğunu bize gösteriyor. İlk tepki özellikle aman yarabbim, efendim bu çok zor, efendim bu işte biz bunu şey yapamayız, çözemeyiz veyahut da bunu gerçekten çok fazla işte burada şey var, bileşen var, çok fazla rakam var, neyse. Bunu zor olarak kabul edip ilk anda zor olarak kendi zihinlerine bunu aktaran kişilerin başarıları maalesef tahmin ettiğiniz gibi son derece kötü. Ve işin ilginç tarafı matematikte başarılı olamayanların genel tutumu hep bu şekildeydi. Ve biz onlara düşünme biçimlerini yeniden değiştirmelerine üzerine çalıştık ve belirli bir algoritmayı öğrettik. Yani nasıl düşünmeleri gerekiyor. Ya mesela böyle bir soruyla karşılaştıklarında ilk iç tepkileri ne olacak? İlk iç tepkilerin özellikle olaya nötr olarak yaklaşmak gerektiğini ve belirli basamaklardan geçerek özellikle bu soruyu nasıl çözeceklerini onlara çalıştığımızda sevgili arkadaşlar, çözemeyeceğini düşünen kişilerin çoğu bunu çözmeye başladı. İşte bakın buradaki yapı tümüyle aslında bu bilinç dışı zekanın aktif olarak kullanılmasını öğrenmekle alakalıdır. Çok önemli. Şimdi bu tabii matematik, geometri problemi hayatın içerisinde o kadar çok problemle, her gün problemle karşılaşıyoruz. Öyle değil mi? Ve her yaşadığımız şey aslında bir problem olarak karşımıza çıkabiliyor. İşte biz burada ne kadar bu alanı genişletmişsek çözümler de bu kadar çok daha kolay olabiliyor. Evet, şimdi ikinci ilke bilinçli zihin ve bilinçli zihin uyumu mükemmelliğin anahtarıdır ilkesi. Burada bilinçli zihin sevgili arkadaşlar, anda kalarak, fark ederek yaşamı deneyimlediğimiz zihin kısmı olarak ifade edebiliriz. Ve farkında olmadığınız, bilincin içinde olmadığı ve otomatik gerçekleştirilen her durum ise aslında bilinç dışının kontrolü söz konusu. Ve zihin etkin kullanılması bireyin farkında olduğu anlarda farkında olmadığı alan için neler yaptığı ile ilgili. İşte burası çok önemli. Ve burada da esasen temel olarak olumlu kodlama ve bilinçli irade gücünün ortaya çıkarılması gerekiyor. Şimdi bir bilinçli zihin nasıl bilinç dışı zihni yönetmeyi başarabilir? Bunun bir metodolojisi olması gerekiyor. Ve zaten nörodizayn bunun cevabını bizlere veriyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın burada size bir örnek vereceğim. Bunu kullanabilen birisi. Çünkü benim takip ettiğim ve çok takdir ettiğim birisi Fransız bisikletçi Robert Marhant. Bu haber 2013 yılında yayınlandı gazetelerde. Gerçek bir haber. 100 yaşında dünya rekoru sahibi olmayı başardı Marhant. Ve Marhant 24 kilometrelik parkuru bir saatte tamamladı. 100 yaş kategorisinde de dünya şampiyonu oldu. Şimdi diyebilirsiniz ki ya bu işte kondisyondur efendim, kendine iyi bakmıştır, iyi beslenmiştir. Tabii bunların mutlaka şeyi vardır, olurları vardır. Ancak burada ilginç olan başka bir şey var. Bakın burada işaretlediğim. Marhant bu sporu 78 yaşında profesyonelce yapmaya karar veriyor. Yani şöyle düşünün, 78 yaşına kadar bisiklet kullanıyor ama öyle bir profesyonellik gibi bir anlamı yok aslında hayatında. Fakat 78 yaşında bir şeye karar veriyor. Diyor ki ben diyor bunu artık profesyonel olarak yapacağım. 22 sene bununla ilgili devam ediyor sevgili dostlar. 22 sene. Ve 22 senenin sonunda dünya şampiyonu oluyor ve bunu da bir rekorla taçlandırıyor. Müthiş, müthiş. Öğreneceğimiz çok şey var. Peki şöyle bir bakalım. Marhant'ın zihin yapısı özellikle nasıl olabilir? Kesinlikle yaşam amaçlarının farkındaydı. Tutku sahibi olacak şekilde istek duyuyordu. Bu çok önemli, tutku. Pozitif düşünmeyi yaşam biçimi haline getirmişti. Buradaki pozitif düşünme polyanlacılık değil, onu da söyleyelim. Negatif düşünce ve inançlardan uzaklaşmayı başarıyordu. Kesinlikle çok güçlü bir sürdürülebilir motivasyonu vardı.
iş disiplin sağlamıştı ve kendisini besleyecek şekilde kurallar ve prensipler sahibi sevgili arkadaşlar. İşte burada da o bilinçli zihnin, bilinçli irade gücün aslında bilinç dışı mükemmel performansla birleşip neler ortaya çıkarabileceğini görüyoruz. Çünkü her performans gerektiren durumun sevgili arkadaşlar en az %50'lik kısmı, bu işte bir spor olabilir, efendim bu sahneye çıkıp bir oyun sergilemek olabilir veyahut da bir satış görüşmesi olabilir, hiç fark etmez. En az %50'si kişinin mental state'lerinin buna uyum sağlayabilmesi ve bunu yönetebilmesiyle alakalıdır. Yani kişi önce zihninde kazanmayı ve zihninde bu kazancı kabul etmeyi öğrenmesi gerekiyor. İşte en güzel örnek bu Marhant sevgili dostlar. Üçüncüsü algılanan dünya modeli aslında gerçekliğin filtrelenmiş halidir ilkesi. Peki buradaki kastettiğimiz şey ne? İnsan zihni dış dünyadan aldığı verileri işlerken bunu olduğu gibi alamaz. Bunu filtreleyerek alır ki bunun ne anlama geldiğini size zihnin temel yapısıyla ilgili kısmı gösterdiğimi daha iyi anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Bir bununla ilgili şemamız var, onu size göstereceğim. Filtreleyerek almak üzere programlanmış tüm bilgiyi. Ve kişinin kendini gerçekten haklı gördüğü durumlar veya başkasıyla ilgili oluşturduğu yargılar mutlak gerçek değildir. Özellikle iletişim çalışmaları yapıyorsanız sevgili dostlar, benim neyi kastettiğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Yapıyorsunuzdur ve bu anlamda bu konuyu mutlaka çok daha iyi deneyimlemişsinizdir. Çünkü gerçek, bir de filtrelenmiş gerçek var. Peki, biz bunu nasıl adlandıralım? Biz bunu etiketler olarak adlandıralım. Etiketler. Demek ki bizim bu etiketlerimizi ve filtrelerimizi aşmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bununla ilgili de şu örneği vereceğim size. Çok tipiktir. Çünkü ben bununla ilgili bir araştırma yapmıştım. Bununla ilgili bir video var. Bizim YouTube videomuz, YouTube kanalımız da var. Oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Zaman zaman videolar yayınlanıyor. Mesela orada Orta Çağ döneminde süren 300 yıllık bir karanlık dönem vardır. 300 yıl sürmüştür ve bu cadı avcılığının nasıl söyleyelim, tüm toplumlarda, Avrupa'daki tüm toplumlarda neredeyse kabul edildiği bir dönemden bahsediyoruz. Bu Polonya'da, Almanya'da, işte Avusturya'da, Orta Avrupa'da oldukça yaygın bir cadı avcılığı var. Ve tabii ki işte kilisenin etkisiyle, o kilisenin yarattığı Engizisyon mahkemelerinde etkisinin çok yoğun olduğu dönemden bahsediyor. Ve sevgili arkadaşlar, öyle bir algı fırtınası var ki, iletişimin bakın, şu anki iletişim de yok orada, düşünün. Bu algı fırtınası o kadar güçlü şekilde tezahür ediyor ki sevgili dostlar, sevgili yoldaşlar, pardon. Kadınlar, özellikle öne çıkan kadınlar, güçlü kadınlar, albenisi olan kadınlar, sevgili dostlar, çok rahatlıkla cadı olarak adlandırılabiliyor. Ve mesela siz orada bir kişiyi cadı olarak adlandırdığınızda hemen bununla ilgili Engizisyon'un muhafızları geliyor ve onu tutukluyorlar. Kişi cadı olmadığını ispat etmek zorunda. Yani onu tutuklayanlar cadı olduğunu ispat etmek zorunda değil. Tutuklanan kişi cadı olmadığını ispat etmek durumunda ve anormal bu kişinin doğruyu söyleyebilmesi için yapılan birçok işkence aletleri var. Çok korkunç bir tarihi var aslında bakarsanız. Şimdi burada önemli olan nokta şu, etiketlerin ne kadar güçlü olduğunu bize gösteriyor. Filtrelerimizin aslında nasıl gerçekliği saptırdığını gösteriyor. Dünya modelimiz tümüyle bu etiketlerin arkasında saklanmış durumda ve bunu çözmeden bir zihinsel dönüşüm çalışmasının yapılabilmesi veya bir zemine oturması mümkün değildir sevgili dostlar. Çok önemli. Şimdi dördüncüsü, duygusal enerjiyi duygusal enerji dönüşümü transformasyonel değişimin yegane aracıdır. Burada şunu ifade etmeye çalışıyorum özellikle. Duyguların
rehberliğini kullanarak şemadaki değişimi tetiklemek ve yönetebilmek çok kritik. Çünkü şemalarda duygusal alan onun enerji boyutunu ifade etmektedir. Ve aslında bir kişi, siz de deneyimlemişsinizdir, deneyimliyorsunuzdur. Değiştiğini veyahut da daha iyi bir noktaya geldiğini içindeki duygularındaki değişime göre karar verecektir. Bakın bu çok önemli tabii ki. Ve bunu özellikle geçmişten bugüne, özellikle geçmişte takılı kalmış olan o yapıların değiştirilmesi için çok kritik olduğunu altını çizmek istiyorum. Size verdiğim mesela o obsesyon, o genç kız örneğinde de benzeri bir şekilde o duygusal değişimin çok temel olduğunu altını çizelim sevgili dostlar. Ve tabii ki duygusal farkındalık için olması gereken şeyler sizlerin de takdir ettiği, bildiği gibi özellikle 5 alanda kişilerin duygusal alanda farkındalığın gelişmesi çok çok kritik. Bu olmadan bu dönüşümün gerçekleşmesi pek mümkün değil. Yani duyguları tanımak veya tanımlayabilmek, hislerle, duyularla duygular arasındaki bağı kurabilmek, yaşanılan duyguları fark edebilmek, ifade edebilmek, duyguların hiyerarşisini kavramak çok önemli, hiyerarşisi. Ve tatmin olmayan duyguların yeniden düzenlenebilmesi çok çok kritik sevgili dostlar. Bu 4. ilkenizdi ve bununla ilgili de size değerlilikle ilgili bir örnek vermek istiyorum. Bundan bir süre önce İstanbul'da birkaç gazeteye bir makale benden istediler ve onlara Milli Piyango'lu çekilişi ve Milli Piyango'da büyük ikramiyeyi kazananların durumlarıyla ilgili bir araştırma yaptım ve onunla ilgili makale yazdım sevgili arkadaşlar. Çok ilginç sonuçları, siz de araştırabilirsiniz. Piyango'yu kazananların, büyük ikramiyeyi kazananların büyük çoğunluğu 5 sene içerisinde ortalama eskisinden çok daha kötü, maddi olarak kötü duruma düştüklerini gördüm. Bütün örnekler onunla ilgiliydi. İlginç. Bu Türkiye'de de böyle, yurt dışında da benzer örnekler var. Şimdi peki neydi buradaki temel kavram? Kişiler niye bunu kaybediyordu? Çünkü kendi zihinlerinde bir varlık bilinci yoktu. Zenginlik, bolluk, buna dair bir bilinç yok. Bunlar yokluk bilincine sahipken birdenbire bu tür maddi bir varlıkla karşı karşıya kalınca bunu yönetememe durumuyla karşı karşıya kalıyorlar. Kendi içlerindeki değerlilik duygusunun bu bağlamda beslenmemesi, gelişmemiş olmasıyla alakalı sevgili dostlar. Şimdi evet yoldaşlar, bir de farkındalıktan bahsedelim. 5. ilkemiz bununla alakalı. Bilinçli ve bilinçsiz seviyedeki değişim farkındalığı kavramadan gerçekleşemez. Burada 4 boyutta farkındalığı ele alıyoruz. Bunlardan birincisi içsel farkındalık. İçsel farkındalıktan kastım şu, kişi kendi içinde neleri yaşamaktadır, kendisini nasıl tanımlar, kendi değerleri nedir, kendi inançları nedir, kendi düşünce yapısı nedir, kendi blokajları nedir, kendi güçlü yanları nedir? Temel olarak özellikle farkındalıkla ilgili bunları söyleyebiliriz. Neleri değiştirmesi gerekmektedir? Bunlar içsel farkındalıkla alakalı. Dışsal farkındalık, dış dünyada ne olmakta, ne bitmekte, ne yaşanmakta, acaba bunu ne kadar nötr ve objektif olarak algılayabiliyoruz? Çok önemli. Üçüncüsü içten dışa olan farkındalık. Ben dış dünyada nasıl algılanıyorum acaba? Bu da üçüncü boyut. Ben dış dünyada beni nasıl görüyor? Yani mesela ben kendime son derece sevecen, efendim iyilik timsali bir insan olarak görüyor olabilirim. Fakat çevremdeki insanlar diyebilir ki çok çıkarcı veyahut da Nemrut. Şimdi bu nedir? Bu içten dışa farkındalığın yansımasıdır sevgili dostlar. Kör olan farkındalığı ise henüz farkında olamadığım bir alanı bize gösteriyor. Ve bu alan tüm bunların dışında henüz fark etmediğim ve hayatıma girmesi gereken neler olduğuyla ilgili bir alandır. Evet, burada özellikle size bununla ilgili örnek olarak da nörodizayn çalışmalarıyla ilgili eğitimin farkındalık kazanımlarından bahsetmek istiyorum. Şimdi buradaki yaptığımız çalışmalarda
birebir uygulamalarda kişilerimize geri dönüşleri, gözlemlerimiz neticesinde özellikle bunları söyleyebiliriz. Birincisi kendisini yöneten zihinsel, duygusal ve bedensel yapının tanınması ve buna hakim olunması önemli. Çünkü kişi kendisini yöneten yapının ne olduğunu tanımlayabilirse çok daha güçlü sonuçlar elde ediyoruz arkadaşlar. İkincisi, dördüncü seviyeye ulaşan farkındalık. Bu bizim algısal değişimdeki dördüncü seviyeyi ifade eder. Eğitimde özellikle biz bunu anlatıyoruz ve kişilerin bunu yaşayıp deneyimlemesini de istiyoruz sevgili dostlar. Dördüncü seviyeye farkındalık kişinin kendisinden dışarıya ve oradan daha da üst seviyeye ve oradan daha da üst seviyeye çıkarak sentez yapabileceği bir farkındalık seviyesine ulaşmasıdır. Üçüncüsü, olaylara karşı olgun ve daha sakin tepkiler üretebilme becerisi ki bence çok önemli. Çok önemli. Bireyin kendisiyle ilgili çok daha fazla sorumluluk duygusunun gelişmesi, tepkisellikten etkiselliğe geçerek çözüm odaklı sonuçlar oluşturabilmek, iletişimde empatik ve teşvik edici etkileşimi yaratabilmek ve aynı zamanda bilinçli irade gücünün devreye girmesi ve kontrol duygusuna sahip olmak. Kontrol duygusu çok kritik. Sevgili arkadaşlar, kontrol. Yani yaşamda elde edebileceğimiz sonuçlarla ilgili ben kontrol duygum ne kadar güçlüyse hayata karşı çok daha dinamik oluyorum, çok daha kendimi yeterli hissediyorum ve sonuçta değerli hissediyorum. Çok çok önemli. Evet, bunlar farkındalık kazanımları. Peki nedir altıncısı, altıncı ilke? Sezgilerin rehberliğini birey en doğru yol gösterici olarak kullanabilir, kullanmalıdır. Sezgiler, bilinç dışı zihnin kendini ifade etme biçimlerinden birisi ve kendisini iç sesler, tanımlayamadığımız hisler ve seziler olarak gösteriyor. Sezgiler özellikle doğru tercihler yapabilmek, olaylara doğru teşhisler koymak ve karar alma süreçleri konusunda çok çok önemli. Şimdi sezgi çalışması mesela bizim eğitimimizdeki çok temel bir alanı ifade ediyor sevgili dostlar. Burada saflaşmaya ve kişinin kendi içine tümüyle dönüp kendisiyle etkin iletişim kurmasına ihtiyaç var. Çünkü sezgiler bilinç dışı zihnin bizim için aslında süzerek ortaya çıkardığı veriler ve bize aslında bir mesaj vermeye çalışıyor. Ama duymaya çalışabiliriz, duymaya çalışırsak. Çünkü inanılmaz bir parazit var, kirlilik var. O seslerin dışında o sezgiye ulaşmamız çok çok önemli. Şimdi bakın sezgiselliğin önemiyle ilgili size şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bu benim hayatını takip ettiğim, filmini izlediğim, efendim kitabını okuduğum Steve Jobs, tanıyorsunuz. Tabii kendisi şu an hayatta değil. Ancak dijital iletişimde ve tabii ki özellikle bu dokunmatik telefonlarla bağlantılı olarak çığır açan kendi vizyonudur. Şimdi Steve Jobs'u tanırsanız, yani hikayesini okursanız, mükemmeliyetçi bir insan olduğunu görürsünüz her yönünde. Böyle kolay kolay ikna olan birisi değil. Ve onun söylediği tek bir şey var. Bu kişi cihazı eline aldığında bunu rahatlıkla yönetebilmesi gerekiyor. Ve bunu da tümüyle sezgileriyle bağlantılı yapmayı bilmesi lazım. Ve içindeki o sezgiselliği yakalayana kadar, kullanım kolaylığı yakalanana kadar bunu sürekli yazılımının güncellenmesi için çaba gösteriyor ve sonuçta mükemmel bir ürün ortaya çıkarıyor sevgili dostlar. Doğru sezgilere her zaman için ihtiyacımız var. Yaşamı çok daha verimli yönetebilmek için. Bu da bizim temel ilkelerimizden birisi. Yedincisi, iç potansiyelin açığa çıkması tüm temsil sistemi aktif olarak kullanılmasına bağlı. Şimdi buradaki temsil sistemleri, NLP ile ilgili çalışmalara katıldıysanız biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bizim dış dünyadan aldığımız verileri kodlayarak şemaya yerleştirdiğimiz yapılarla alakalı ki burada işte görsel, işitsel, dokunsal, koku, tat, hislerle bağlantılı olarak bizim temsil sistemlerimiz var. Ve bunlar öğrenme, içsel kodlama, hafıza ve bilgiye ulaşma için son derece kritik öneme sahipler. Ve bu temsil sistemleri aktif olarak kullanılması gerekiyor. Şimdi burada şunu özellikle ifade etmek istiyorum.
NLP ile ilgili çalışmalara katılanlar veyahut da işte benzeri çalışmalara katılanlara şöyle bir söylem vardır. İnsanları sınıflandırırlar. Yani işte efendim şu özellikler sende var, bu ortaya çıkmış, evet biz bunu görüyoruz, o zaman sen görselsin. Mesela bazı testler vardır, işte efendim işitsel yönü şöyledir, işte dokunsal yönü böyle, yani güçlü olanlar. Peki, burada aslında bizim ıskaladığımız şey, bütünsel olarak zihnimizin var olduğunu ve bizim potansiyelimizin bu sınıflandırmaların çok ötesinde olduğu gerçek. Çünkü insanlar mesela görsel olarak kendisini kabul ediyorsa artık her şeyi görsel olarak almaya veyahut da görsel olarak içselleştirmeye çalışıyor. Çok yanlış bir etiket aslına bakarsınız. Net. Kişilerin burada baskın bir temsil sisteminden bahsedebiliriz. Ancak çoklu olarak tüm temsil sistemlerin harekete geçirilmesi çok 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 kritik sevgili dostlar. Çünkü dünyada bunun örnekleri var. Ve bunun ne anlama geldiğini yaşadığımız deneyimler bize gösteriyor. İşte bütüncüllük aslında biraz da buradan geldi. Şimdi mesela size Leonardo da Vinci'den bahsetmek istiyorum. Da Vinci işte birçok şekilde tanımlanabilir. Hatta İstanbul'da da çok güzel bunun sergisi vardı. Başka şehirlerde de oldu tahmin ediyorum. Da Vinci işte dünyanın sayılı ressamlarından, yüzyıllar içerisinde bütün o resimleri ve anlattığı tema, ki bir resmi çizmesi onun yıllar sürebiliyordu yani, tek bir resmi çizmesi. Ama bununla beraber bu kişi insan anatomisi üzerinde çalışıyor, bu kişi mekanik üzerinde çalışıyor, bu kişi çağlar ötesini görerek inanılmaz bir vizyoner, yani yaratıcı imgeleme gücü çok yüksek ve birçok yaptığı çizim hala günümüze gelmiş durumda ve kullanılabilir. Yani İşlevseler makineler icat etmeyi başarmış olan bir kişi. Şimdi burada hani bir açıdan bakarsanız dahi. Peki yani sizce de böyle değildir tahmin ediyorum. Yani dahilik dediğimiz kavram kişinin tek bir yönüne odaklanarak bunu gerçekleştirmesi de mümkün mü? Değil. Birçok yönü ne kadar zenginse ve aktifse kişinin zekasını kullanabilmesi veyahut da becerilerini kullanabilmesi o kadar güçlü hale dönüşüyor sevgili dostlar. Ve bu anlamda temsil sistemi de esasen mesela eğitim sistemi de tümüyle buna izin vermesi lazım. Bu da çok temel bir problemimiz. Onu da açıkça söyleyeyim. Yani siz eğitim sisteminin içerisinden efendim müziği çekerseniz, felsefeyi çekerseniz, resim dersini çekerseniz, beden eğitimini çekerseniz, bakın düşünün aslında birçok çoklu zekayı geliştirebilecek olan yapıyı çıkarıyoruz ve nöronal bağlantı ağını çok zayıflatıyoruz. Böylece yaratıcılık denen kavram ortaya çıkmıyor sevgili dostlar. Şimdi 8. ilkemiz, seçimler yapıp karar verirken içsel eminlik duygusuna ulaşılmalıdır. Bu da bizim çalışmalarımızda aradığımız çok temel kavramlardan birisi. Şimdi emin olmak veya olabilmek çok güçlü bir duygu ve bireyin tüm potansiyelin emin olduğu bu alanda kullanabilmesinin yolunu açıyor. Çünkü biz bilinç dışı zihne kesin ve net olarak bir direktif verdiğimizde bundan eminsek sevgili dostlar, işte o zaman bilinç dışı zeka aktif hale gelip bize mükemmel sonuçlar üretebilecek olan fırsatları vermeye başlıyor. Eminlik duygusu çok önemli. Çünkü bilinç dışı zihin hemen her durumda kendi içinde güvende olma ihtiyacını bu eminlik bağlantısıyla özellikle arayıp bulmaya çalışıyor sevgili dostlar. Şimdi bakın içinde eminlik duygusunu yaratmış olan insanlardan örnekler. Tabii Türkiye'den de birçok örnek var ama bunlar artık tüm dünyaya mal olmuş olan insanlar. Kimi spor dünyasında, kimi iş dünyasında, kimi işte sanat dünyasında, spor dünyasında. Ve bu kişilerin hemen hepsinin yaşamlarıyla ilgili araştırdım, takip ettim, izledim. Tek bir şey var arkadaşlar. Bu insanlar tutku sahibi. Tutku. Tutku yoksa aslında başarı söz konusu değil. Zeka veyahut da yetenek dediğimiz şey sadece belli bir kısmını ifade ediyor. Ama işin %90'ı o tutku sahibi olarak bu eminlik duygusuyla hayatın içinde var olmayı başarmakla alakalı. İşte örneğin Michael Jordan, eğer sporu seviyorsanız,
kendisini yakından takip etmişsinizdir. Dünyanın halen, yani spor bırakalı çok uzun yıllar oldu, hala gelmiş geçmiş en iyi basketbolcusu ve sayılı sporcularından birisi olarak gösteriliyor. İçindeki tutku o kadar güçlü ki lise yıllarında spor hocası onu basketboldan uzaklaştırmaya çalışıyor. Çünkü diyor ki senin yeteneğin hani belki olabilir ama boyun kısa ve çok da gelişeceğini düşünmüyorum diyor. Fakat o bir şeyden emin. Bir şeyden emin. Ben bu sporu seviyorum ve başarılı olacağımı biliyorum. Ve gelmiş geçmiş en büyük basketbol yıldızı sevgili dostlar. Çok önemli. Eminlik duygusu. Dokuzuncusu, insan zihninin en güçlü yanı plastisite özelliğidir. Plastisite çok çok kritik. Plastisite ihtiyaç duyulan alanda kişinin istediği duygu duruma girebileceği ve potansiyel olarak var olan mental özelliklerini açığa çıkarabileceğini bize söyler. Bilmem hatırlar mısınız? Belki yaşı müsait olanlar hatırlar. Ki acaba kim hatırlıyor? Ben de cevap gelirse sevinirim. Hop hop değiş tonton diye bir şey vardı. Çizgi filmler vardı. Hatırlıyor musunuz Ajda Hanım? Ben hatırlıyorum. Hatırladım hocam. Hatırladınız mı? Evet, çok evet, güzel. Evet. Neydi o? Çok çok güzeldi. Mesela plastisiteyi çok güzel anlatır o. Olaya ve zemine göre değişiveriyor hemen. Hemen zemine göre değişiveriyor değil mi? Evet, çok güzel. Hala vardır herhalde YouTube'da, ben bakmadım ama bir herhalde bulabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi işte tonton böyle jöle kıvamında bir şey, karakter, çizgi karakter. İşte ne olması gerekiyor? Efendim yangın var, itfaiyeci olması gerekiyor. Hop hop değiş tonton diyor, bir anda itfaiyeci ol. Efendim ne olur, orada bir olay var, müdahale etmesi lazım. Polis memuru kılığına giriyor. Hemen hop hop değiş tonton, hemen polis oluyor, bir olaya müdahale ediyor gibi düşünebilirsiniz. Plastisite çok 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 önemli. Bu özellik bireyin ilgi, uyum ve esneklik yönlerinin aktif olmasıyla açığa çıktığı gibi yaşamı tehdit eden üst bilinç deneyimlerinde de kesin ihtiyaç hissettiğinde kendinden ortaya çıkabiliyor. Şimdi ben size bununla ilgili burada çok net bir sloganımız var. İlgi neredeyse enerji oradadır. Bununla ilgili Seyit Onbaşı'nın örneğini vermek istiyorum. Seyit Onbaşı biliyorsunuz Çanakkale Savaşı'ndaki bizim milli kahramanlarımızdan birisi. Kendisinin yaşadığı yerde kocaman da bir devasa heykeli var. Gidip gördüm ve tabii müthiş. Şimdi Seyit Onbaşı'nın hikayesini hatırlarsanız kendisi bir topun başında topu ateşlemesi gerekiyor. Çünkü düşman gemileri boğazdan geçmektedir. Fakat mekanizma bozulduğu için top mermisini namluya süremez. Ve gemi geçmektedir. Ve o an bir şey oluyor sevgili arkadaşlar. İşte bu bilinç üstü deneyim diye ifade ettiğimiz bu süper bilinç deneyimleri aslında. Bir anda kopuyor. Çünkü kendisi bunu böyle anlatıyor daha sonra gazetecilere. Tek bildiği bir şey var. O topu, top mermisini kucaklaması, daha sonra sırtlaması gerekiyor ve sırtlayarak namluya yerleştiriyor, ateşliyor ve düşman gemisini vuruyor. Merminin ağırlığı 200 kilodan fazla ve bu gördüğünüz resim temsili bir resim. Daha sonra çekilmiş gazeteciler tarafından. Şimdi diyor, gazeteciler soruyor, bunu nasıl başardın? Cevap şu, bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bunun gibi bu süper bilinç deneyimlerini yaşayan kişiler var sevgili arkadaşlar. Nedir mesela? Diyelim ki işte evde yangın var, içeride çocuklar var, anne dışarıda. Her taraf alev içerisinde, duman içerisinde. Fakat anne içeriye giriyor, o çocukları buluyor, kucaklıyor ve dışarı çıkarıyor. Ve soruyorlar, diyorlar ki bunu nasıl yaptı? Bilmiyorum. Şimdi tabii ki biz bunun açıklamasını yapabiliyoruz. Yani özellikle bilinç dışı zihin tümüyle bir şekilde kontrolü ele alarak alarm durumunda sürüngen beyin fonksiyonlarını da özellikle kullanarak işte kaç savaş özellikle bunları da kullanarak bunu gerçekleştirebileceğini biliyoruz. Fakat bu kişiler normal durumlarda bu mükemmel becerilerini açığa çıkaramıyorlar. Çünkü bu her alanda kullanılır. Şimdi demek ki biz kendi zihnimizi tanıdıkça ve yaptı bunu bu şekilde komutlamayı başardıkça sevgili dostlar, bu şekilde olmasa bile ihtiyacımız olan seviyede bu
plastisite özelliğimizi açığa çıkarabiliriz sevgili yoldaşlar. Evet, şimdi 10.'su iç ve dış enerjinin bütünleştiği yapı eylemlerin güçlülüğüyle ilgilidir. Buradaki temel kavram şu: eyleme geçebilmek ve sonuç alana kadar eylemi sürdürebilmek en önemli kişisel gelişim araçlarından. Eylem yoksa değişim gerçekleşmez ve bu bağlamda etkin eylemler yoksa sonuçlar da yoktur. Burada şunu bilmemiz gerekiyor. Birçok çalışma var. İşte kişilere duygusal dönüşümle ilgili çalışmalar yapılıyor. Veya düşünce boyutundaki değişimlerle ilgili. Kişiler kendini iyi hissedebiliyorlar. Ancak arkadaşlar bilinç dış, yani asıl değişim bilinç dışında kişinin otomatik olarak o yapıyı zihninde var etmesiyle geldiği noktadır, en üst seviye. Ve bu seviyeye ulaşabilmesi için kişinin eyleme geçmesi gerekiyor. Çünkü eylem yoksa bilinç dışı zihin dönüşümü kabul etmiyor. Dönüşümün var olduğunu kendinize ikna edemiyorsunuz. Bu nedenle mesela bizim nörodizayn çalışmalarımızın da en temel dayandığı veyahut da uygulamaya çalıştığımız temel yapı eylemlerle bağlantılı. Eylem yoksa, yani eylem desteklemiyorsa o yapıyı mümkün değil, o oluşan nörolojik bağlantılar güçlenmiyor sevgili dostlar. Zayıf kalıyor ve kişi o dönüşümü gerçekleştiremiyor. Bununla ilgili size bir metafordan bahsetmek istiyorum. Neyi kastettiğimi daha iyi anlatabilmek için. Bisiklet sürme ve veyahut da pedal çevirme. Yani şöyle düşünebiliriz. Hepimiz bir yolculuk yapıyoruz şu veya bu şekilde. Ve bu yolculuk ister bir terapiyle ilgili yolculuk olsun, ister kişisel gelişimle ilgili bir çalışma olsun veyahut da bir yeti kazanmakla ilgili olsun, hiç fark etmez. Biz burada bu yolculuğu yürütmek için pedal çevirmeyi bıraktığımız noktada düşeriz sevgili dostlar. O yüzden hep bir pedal çevirmek ve bu bisikleti sürmemiz gerekiyor. Eylemlerin güçlülüğü bununla alakalı. Evet, size ilkelerden bahsettim. Umarım ilkeler hoşunuza gitmiştir veyahut da sizin için anlamlı olmuştur. Çok önemli 10 temel ilkeden bahsettim. Şimdi tabii devam edeceğiz. Bu arada sorularınız olursa onları not edebilirsiniz. Ve daha sonraki süreçte tabii bunun cevaplarını sizinle paylaşmaya gayret edeceğim sevgili arkadaşlar. Şimdi biraz daha bu ilkelerden yola çıkarak aslında nörodizayn nasıl yapılandırabiliriz? Hayatımızda nasıl kullanabiliriz? Belki siz nasıl kullanabilirsiniz? Bununla ilgili biraz daha cevapları bulmaya çalışalım. Okey. Peki, şimdi içerik temelleri üzerinde durmak istiyorum. Nörodizayn temelleri. Bunlar size daha aşina gelebilir bu bağlamda. Biz şimdi 7 alanda aslında değişim ve çalışmayı yapıyoruz. Yani aslında eğitimlerimiz de tümüyle bununla ilgili, hem de bireysel yaptığımız çalışmalarda uyguladığımız yapı tümüyle bu 7 alanın mutlaka hizmet ediyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bunlardan birincisi zihin yapısıyla alakalı. Yaşamda alınan sonuçları yöneten fonksiyonel zihnin çalışma yapısının öğrenilmesi. Bu nedir? Birazdan size şema yapısını, daha sonra zihinsel yapıyı göstereceğim. Orada neyi daha iyi kastettiğimi anlayacaksınız. Çünkü bizim üzerine çalıştığımız, kabul ettiğimiz bir zihnin çalışma yapısı söz konusu. A'dan Z'ye kadar diyelim. Veyahut da girdiden çıktı alana kadarki süreçte neler oluyor? Onu sizinle paylaşacağım birazdan. Birincisi bu. İkincisi, biraz evvel kısmen bahsettim. İç iletişim ve sezgilerin rehberliği. Çok önemlidir. Buradaki sezgi konusunu tekrar biraz altına içine açmak istiyorum. Özellikle bizim ön yargılarımız veyahut da parazit olan sesler bizim sezgilerimizi kapatmaktadır. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Şimdi diyelim ki kendi işinizi kurmak istiyorsunuz. Okey. Ve bu işi kurup kurmamak, bir de bir iş formatı olsun. Örneğin
diyelim ki internet üzerinden bir alışveriş sitesi örnek. Şimdi bu işi kurmak için sezgilerin rehberliğine ihtiyaç duyacaksın. Aslında her tür karar için sezgilerin rehberliğine ihtiyaç duymamız gerekiyor. Şimdi benim sezgilerim, yani bilinç dışındaki o zeka diye adlandırdığımız milyonlarca veriyi alıp işleyen o mükemmel makine bana nasıl bir cevap verecek acaba? İşte benim onu duymam gerekiyor. Ben ona bir komut verdiğimde benim için bu seçim doğru mudur veyahut da iyi midir veyahut da bana yol gösterici olarak bir cevap ver dediğimde benim ön yargılarım, egoya ait seslerim, dışarıdan duyduğum parazit sesler, ki dışarıdan duyduğum parazit sesler, efendim annemin sesi, babamın sesi, arkadaşlarımın sesi, toplumdaki sesler, okuduğum birçok şey olabilir. Kendi egomun beni yönlendirmesiyle ilgili, korkularımla ilgili sesler olabilir. Ve ön yargılarım olabilir. İşte o etiketlerden bahsettim. Şimdi benim bunları aşıp, aşağıya inip o saf, bana mükemmel yol gösteren o sesi duymaya ihtiyacım var. Çok önemli. Çok önemli. Bunu bulamadım takdirde arkadaşlar, kendime olan güvenimi yaratmam pek mümkün değil. O yüzden bunu ayrı bir başlık olarak ifade etmek istiyorum. Üçüncü temel alan burada yaratıcı imgeleme çalışmalarıdır. Bu çok önemli. Özellikle bizim uygulayıcılık eğitimimiz var. Bunu 7. modül olarak adlandırıyoruz. Ondan da biraz bahsedeceğim eğitim içeriğiyle ilgili konuşurken. Yaratıcı imgelemenin temel bir yapısı var. Adım adım işlenmesi gereken bir prosedürü var. Ve onu doğru şekilde öğrendiğinizde kişi hayatın her alanında bunu kullanmaya başlayabilir. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz ki bu dünyada her şey iki kez yaratılıyor sevgili arkadaşlar. İki kez. Birincisi zihnimizde yaratılıyor. İkincisi de eylem, yani hayatın içerisinde yaratılıyor. Ve şu an yaşadığımız hayat sizin için, ya fark etmiyor benim için, aslında yarattığınız bir hayat ama farkında olmayabilirsiniz. Yani biz aslında her gün kendi yarattığımız hayatı yani bir şekilde imgeleyerek var ediyoruz. Ama bunu çok bilinçsiz ve çok hızlı geçtiği zaman algılayamayabiliyoruz. Ama bunu kullanma gücüne sahibiz. Doğru şekilde yönetebiliyorsak. Efendim, dördüncüsü recoding, yani yeniden kodlamakla alakalı, olumlamayla alakalı. Bununla ilgili çok şey söylenebilir. Sizlerle pozitif düşünme veyahut da düşünmeyi bu şekilde yaratabilme konusunda mutlaka ehilsinizdir diye düşünüyorum. Ancak burada bazı çok temel nüans farklılıkları olabilir uygulamalarda. Ve özellikle kişiye özel, kişinin yaşadığı çekirdek negatif inançların dönüşümüyle ilgili olumlamalar konusu çok kritik. Bunun yeniden kodlanması gerekiyor. Beşincisi, duyguları amaca doğru yönlendirebilme becerisidir. Bu duygular konusu çok kritik. Biraz evvel de bahsettim. Çünkü siz de şahit oluyorsunuzdur. İnsanlara sorduğumuzda sen ne yaşıyorsun bu olay karşısında? İşte mutluyum, mutsuzum veyahut da üzüntülüyüm, üzünlüyüm falan. Yani böyle 3-4 tane kelimemiz var bizim duygularımızı anlatan. Oysa duyguları anlatacak olan yüzlerce, binlerce kelime ve aslında yüzlerce, binlerce alt derinliği olan duygularımız söz konusu. İşte buradaki farkındalık çok kritik. Çok kritik. Altıncısı, stratejik düşünme, analitik doğru soruları sorabilme becerisi. Özellikle çerçeveler çalışmamız var, onu size göstereceğim birazdan. Kişileri bir satranç oyuncusu gibi hayata hazırlayabilmekle ilgilidir. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz. Hani siz de mutlaka çok güçlü sorular soruyorsunuzdur. Ancak sizden öte danışanın, karşınızdaki kişinin veya katılımcıların soru sormayı öğrenmesi çok kritik. Çünkü siz onun hayatında belli bir yerde var olacaksınız. Öyle değil mi? Ondan sonra o kişi hayatın içerisinde karşılaşacağı problemler var. Burada neyi öğrenmesi gerekiyor? Soru sormayı öğrenmesi lazım hayata karşı. Soru sormuyorsak cevap alamıyoruz. Yedincisi sevgili arkadaşlar, şemalar konusu, şemaların inşası. İşlevsel sıralama ile adım adım zihinsel şema ve patern oluşturma da çok önemli. Bununla ilgili de bir modülde özellikle bu alan üzerinde çalışıyoruz ve
gene uygulayıcılık eğitimde de bu konuyla ilgili tekrar ek çalışma yapıyoruz. Evet, bu 7 alan aslında bizim nöro dizayn uygulamalarını ve çalışmalarının temellerini oluşturuyor sevgili dostlar. Şimdi size bir örnek vermek istiyorum. Evet, basit bir örnek ama doğru anlaşılması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Yine sizin çok sık görüp karşılaşabileceğiniz bir örnek. Şimdi unutmayın, akılda tutun. Örneğimiz şu. Şimdi dikkat edin, reklamlara bakın mesela. Reklamlarda hep sloganlar var. İşte şunu yapmayı unutmayın, bunu efendim almayı unutmayın, işte son fırsat kaçıyor, bunu unutmayın falan filan. Bunun gibi kullanılan birçok kelime var. Aslında etkisini ben size bırakayım, yorumunu size bırakayım bunların etkisini. Ancak şu örneği sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi bakın, bu bir kupa, hediye kupa ve işte isme yazılı kupa. İrem'e bir hediye alınmış ve burada diyor ki işte unutmayın ki İrem'e hiçbir şey olmaz sevgili arkadaşlar. Unutmayın ki İrem'e hiçbir şey olmaz. Yani aslında anlamı basit. Yani İrem güçlüdür, İrem ayakta kalır gibi. Peki neden acaba biz sol kulağımızı gösterecek ama sağ elimizi tutup böyle göstermeye çalışıyoruz? Neden zihni iki defa görüyoruz ve aslında olmayacak şeyleri zihinde var olmasına izin veriyoruz? Tuhaf. Peki şöyle yapalım şimdi. Akılda tutun ki İrem daima üstesinden gelir. Hangisi daha güçlü arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Akılda tutun ki İrem daima üstesinden gelir mi? Yoksa unutmayın ki İrem hiçbir şey olmaz mı? Unutmayın ki. Bence. Öyle mi? Akılda tutun ki. Sevgili arkadaşlar, zihin, bilinç dışı zihin, öncelikle biliyorsunuz emir kısmına odaklanıyor ve kişiye unutmayı hatırlatıyor. Unutma kavramının ne olduğunu anlatıyor. Kişi bununla ilgili şemaları çağırıyor ve ondan sonra bir de bunun içerisinden hiçbir şey olmayacağına dair bir yapıyı canlandırmaya çalışıyor. Aslında bir şeyler olması lazım ki o bir şey olmadık ama onu çıkaralım. Aslında çok pasif, edilgen bir mesaj veriyoruz. Oysa akıla tutalım ki veya hatırlayın ki İrem daima üstesinden gelir ya. Bak ne kadar güçlü. Çok güçlü. İşte olumlama yapısı, zihni kodlayabilme yapısı sevgili arkadaşlar, tümüyle bununla alakalı. Bu tabii küçük bir örnek. Bunun çok daha fazla detayı var sevgili dostlar. Peki. Şimdi biraz da nörodizayn eğitiminden bahsedelim. Yani biz ne kazanıyoruz veyahut da katılımcıların ne kazanmasını bekliyoruz bu çalışmada? Biraz içerik başlıklardan bahsetmek istiyorum. Orada herhalde biraz daha konuyu netleştireceğiz. Şimdi şunu çok iyi bilen, uygulayıcı olacak olan kişi de efendim bu eğitime iki türlü de çok katılabilir. Birincisi gerçekten kendi hayatıyla ilgili farkındalığını en üst seviyeye çıkarmak istemektedir. Ki bu şekilde katılan çok kişi var. Efendime yaptı, bununla ilgili ciddi uygulama yapmak istemektedir. İşte psikolog olarak katılanlar var, hekim olarak katılan birçok arkadaşımız söz konusu. Veyahut da profesyonel koçluk yapan arkadaşlarımız var. Kendilerini bu şekilde yetiştirmişler ve bu bilgileri alarak o çantalarını güçlü kılmak istiyorlar ki nörodizayn içerisinde yüzden fazla, hatta tam sayısını hatırlayamıyorum, uygulama modeli var. Bu, alıp bu yapıyı tümüyle bu bahsettiğimiz şekliyle sonuç alacak biçimde sevgili arkadaşlar. Şimdi mesela birincisi zihnin temel yapısıyla ilgili. Şimdi burada sizin için hazırladığım bir model var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Biz burada iç ve dış tepki, üretim iç ve dış tepkilerin nasıl gerçekleştiğini görüyoruz. Ve çalışmalarda da, eğitimlerde de özellikle kişilerin bu bilgileri almalarını sağlıyoruz. Öyle söyleyeyim. Bütün içerik bununla ilgili. Şöyle kısaca özetleyeyim.
dış veriler, yani dış dünyadan aldığımız işte görüntü, ses, dokuma, tat, koku. Çünkü biz bu duyularımızı alıyoruz, dış verilerimizi. Ve ilk yaptığımız şey bizim filtreleme sistemimiz. Bahsetmiştim. Bu etiketlerimizin oluştuğu yerden bahsediyoruz. Burada temel olarak fonksiyonel filtrelerimiz, yapısal filtrelerimiz var. Fonksiyonel filtrelerimiz beklenti ve zannetme döngüsüyle alakalıdır. Yapısal filtrelerimiz ise genelleme, silme ve bozmayla. Bunlar çünkü doğuştan getirdiğimiz filtrelerdir. Çünkü zihne biz mutlaka bir şeyleri bu filtreye sokarak alma eğilimindeyiz. Detayına girmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bunlar eğitimde çok detaylı üzerine durduğumuz konular. Anlaşılabilmesi için bunu size başlıklar halinde ifade edeyim. Bir grup filtremiz daha var. Bunlar da ilgi filtreleri diye bahsedeceğimiz. Bilmek, yapmak, sahip olmak, ilişki kurmak ve olmak. Özellikle karar mekanizmalarımız bu ilgi filtrelerimizle alakalı. Bu yapıları kullanarak bu filtrelerden geçen bilgiyi, bunlar çünkü iç işlemler olarak görmemiz gerekiyor. Bizim fonksiyonel işlem düzeyleri dediğimiz yapıyla etkileşim halinde. Yani kimliğimiz, değerlerimiz, olmazsa olmazlarımız, inançlarımız ve düşünce yapılarımız ki bunun içerisinde temel korku çekincelerimiz, değerlilik ve yeterlilik yapılarımızın olduğu bir temel yapı söz konusu ve ihtiyaçlar. İhtiyaçlar bu Maslow'un ihtiyaçlarıyla örtüşür ama orada temel farklılıklar da söz konusu sevgili arkadaşlar. Ve şemalar özellikle bu yapıyı yönetir. Şemalar buradan aldıklarını süzerek kendi içerisinde birçok durumla ilgili şema oluşturuyor ve bunun içerisinde de düşünceler, görsel, işitsel, dokunsal hisler ve stratejilerle alakalı yazılımlar söz konusu sevgili arkadaşlar. Bu ikinci alan, iç işlemlerin olduğu alan, burada bilgiyi alma, işleme, depolama ve yönetme burada gerçekleşiyor. İşte hafıza bunun içerisinde, öğrendiğimiz, arşive koyduğumuz, açıkta kalan şeyler her neyse hepsi bunun içerisinde. Şimdi buradan aldığımız yani bir işlemler neticesinde iç veya dış tepki oluşturuyoruz. İşte dışarı doğru tepki, bunlar pozitif veya negatif olabiliyor. Efendim pozitif olursa örneğin bir motivasyonel bir eylem şeklinde olabilir veyahut da negatifse mesela öfke nöbetleri şeklinde olabilir. İç tepki, iç enerji içe gömüldüğünde örneğin kızgınlık ve öfke kendi içine gömüldüğünde bu birçok somatik, psikosomatik problemlerin temelini oluşturabiliyor veyahut da depresif bir enerji üretebiliyoruz. Bu da aynı şekilde işte ruhsal ve psikosomatik olan birçok problemin kaynağını oluşturabiliyor. Ana bizim temel çalışma problemi şeyimiz bu. Eğer bir kişi bu yapıyı bilir ve bu yapı üzerinde neleri değiştirmesi gerektiğine veya nasıl yönetmesi gerektiğine hakim olabilirse sevgili arkadaşlar, zihnin fonksiyonlarını yönetebiliyor. Bizim ilk çalışma alanımız bu. Ve eğitimin içerisinde bu başlıkları dikey ve yatay beyin sistemi, bilinçli ve bilinç dışı zihin, zihinsel filtreler. Burada dikey ve yatay beyin sistemi olarak hemen şeyden bahsedeyim. Dikey beyin sistemimiz sürüngen beyin, yani en eski beyin kısmımız biliyorsunuz. Ondan sonra limbik sistem ve neokorteksin yer aldığı üçlü yapı. Ve yatay beyin sistemimiz sol ve sağ beyin. Bunun birbiriyle etkileşimi üzerinde çalışıyoruz. Ki bu çok önemli. Çok önemli. Bununla ilgili hatta size bir örnek vereceğim. Bilinçli ve bilinç dışı zihin, özellikle bilinç dışı zihnin yapısal kodları. Yani bize yaratılıştan verilen 10 tane temel kod var bizi yöneten. Bunların ne olduğu üzerinde yaptığımız bir çalışma. Filtreler biraz evvel bahsettiğim. Beklentiler, zannetmeler, genelleme, silme, bozma ve ilgi filtreleriyle alakalı olan bir çalışma. Ve fonksiyonel işlem düzeyleri ise burada da çok önemli. Bize asıl driverlarımız bununla alakalı. Değerlerimiz var. Değerlerimiz olmazsa olmazlarımız. Özellikle yaşamı genel olarak anlamlandırdığımız değerlerimiz var. İlişkileri yöneten değerlerimiz var. Ve kariyer ve işle ilgili seçimlerimizi yöneten değerlerimiz söz konusu arkadaşlar. Ve buradan yola çıkarak kimlik
çalışmamız var. Kimlik rollerden bağımsız olarak kişinin kendisini tanımlayabildiği alandır. Bakın bu çok önemlidir. Çünkü birçok kişi kendisini tanımlamak istediğinde takındığı rollerle kendisini tanımlamaya çalışır ki bu onun açmazını ortaya çıkarıyor. Çok önemli. İnançlarımız var çalıştığımız, düşünce yapılarımız. Bu aslında bir temel çalışma, bir de ileri düzey çalışmalarımız var. İleri düzeyde daha farklı bu inanç değişimleri çalışmalarını yapıyoruz. Ama temelde inanç değişimleriyle ilgili bir metodolojimiz var. Kişilerin otomatik düşüncelerini ve bunun arkasındaki inançlarını yönetebileceği temel bir çalışmayı burada gerçekleştiriyoruz. İhtiyaçlar, Maslow'un ihtiyaçlarını kullan, yani o hiyerarşik yapıyı kullanarak aslında eklediğimiz çok önemli bazı kısımlar söz konusu arkadaşlar. Bir de şemalarımız var. Bu şemaların yapısı, biraz evvel bahsetmeye çalıştım. Temel olarak bu yazılımın ana yapısı olduğu için o yapıyı değiştirdiğimizde mükemmel sonuçlar elde edebiliyoruz çok kısa süre içerisinde. Evet, şimdi mesela bir örnek, çok örnek var tabii bu uygulamayla ilgili çok fazlasıyla var ama size bir örnek vermek istiyorum, bir fikriniz olsun diye. Mesela bu sol-sağ dengesiyle ilgili. Sağ beyin ve sol beyin özelliklerini biliyorsunuz ve şunu gözlemliyoruz ki gerçek anlamda bu başarı modellemesine baktığımızda insanlar yani başarıyı bu şekilde sürdürülebilir başarıyı yakalayan kişilerin en temel özelliklerinden birisi sağ ve sol beyni dengeli şekilde kullanmayı başarmalarıdır. Yani bir taraftan müthiş bir imgeleme, hayal kurma, anı yaşama becerisi varken bunu matematiğin yapabilecek, analizin yapabilecek olan bir yapı, zihin yapısı da vardır ve ikisi entegre çalışmaktadır. Yani bir kişi anı yaşayıp mükemmel şekilde hayal kurabilmesi, evet çok önemli fonksiyonu açığa çıkmasını sağlayabiliyor ama yaşamını kontrol edecek, bir hafta planlayabilecek olan yapıyı hayata geçirmediği sürece potansiyeli açığa çıkmıyor sevgili arkadaşlar. Hani bir örnek. Şimdi burada bu sol ve sağ dengesini kişinin yaratılması gerekiyor. Bununla ilgili bedensel yapılan çalışmalar var. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Efendim bilişsel olarak yapılan çalışmalar var. Yani sol-sağ aksiyonları bununla ilgili bir planlama yaparak gerçekleştirecek çalışmalar var. Mesela bir de bunlardan birisi de bizim çapraz akım çalışması. Bu daha kişinin içe dönük, konsantre olduğu ve içinde hipnotik bir fenomenin de olduğu yapıdan bahsediyoruz. Mesela böyle bir uygulamamız var. Mesela nasıl yapıyormuşuz? Mesela dengelenmesi gereken sol ve sağ beyin alanını saptayınız. Bunu saptıyoruz. Hangi bölüm özellikle dengelenmesi gerekiyor veya genel anlamda da yapabiliriz ama özellikle mesela diyelim ki işte anda kalmayla efendim planlama yönümüzün dengelenmesi gerektiğini varsayalım. Burada kişi bir tabii iç konsantrasyon çalışmasını yaparak, trans çalışması yaparak konsantre olmaya başlıyor. Özellikle nefesi gene burada kullanıyoruz. Ve kişi işte ellerini göğsünün iki yanına açıyor. Ve burada sağ beyne ait fonksiyonları sol elde, sol beyne ait fonksiyonları da sağ elde görüyor. Neden? Çünkü sol ve sağ beyin motor fonksiyon olarak çapraz çalışır sevgili arkadaşlar. Ve böylece orada bu iki fonksiyonları en iyi, en dengeli şekilde yaptığını görselleştirmesini istiyoruz. Yaratıcı imgeleme de kullanılabilir. Bunları avuçlarında hissediyor. Bu çalışmayı yapan birçok kişi avuçlarında o sıcaklığı hissediyor sevgili arkadaşlar. Net. Sonra bu her iki eli birbiriyle birleştirerek aslında burada bir bilinç dışı çok net komut var. Ve daha sonra bunu bir göğsünün ön kısmında yatay ve dikeyde net bir noktada tutmaya çalışıyor. Bu çalışmayı yaptığımızda birçok kişi sallandığını, zorlandığını, o terazinin kefesinin şaştığını anlatıyor. Kendi deneyimi olarak anlatıyor. Ve ondan sonra o dengeyi yarattığını hissedene kadar bunu tutuyor. Ve tümüyle dengelediğini hissedene kadar da bunu devam ettiriyor sevgili arkadaşlar. Son derece güçlü bir trans çalışması aslında bakarsanız. Ve çok önemli bir çalışma. Bunun gibi
Bu sol sağ dengesiyle ilgili uyguladığımız, yapabildiğimiz birçok çalışma söz konusu. Bu da size bir örnek sevgili dostlar. Şimdi gelelim edinimlerle ilgili kısma, ikinci bölüm. Edinimlerimiz şu. Şimdi burada 24 tane edinimimiz var. Bunların önce ne olduklarını size açayım. Bunlar fark yaratan, gerçek anlamda başarıyı deneyimlemiş veyahut da deneyimleyen kişilerin tutumlarıyla ilgili ortak 24 tane deneyimden bahsediyoruz sevgili dostlar. Proaktivite ve sorumluluk almak, girişkenlik ruhunu oluşturmak ve korumak, yaratıcılık ve özgünlük, hedefler oluşturabilme becerisi, sürdürülebilir motivasyon. Özgüven sahibi olmak, öz değerini bilmek ve geliştirmek, odaklanma ve dikkat, doğru kararları alabilmek, problemleri çözebilme becerisi, zamanı ve etkinlikleri yönetebilmek, öğrenmeyi bir yaşam biçimi haline getirmek, güçlü iletişim, iknayı ustaca kullanmak, sınırları çizmek ve içsel enerji, sorumlulukları vermek veya iade etmek, yaşam dengesini gözetmek, dinamik bir yaşam, bağımlılıklardan sıyrılmak, ideal sağlıklı bedene ulaşmak, stresle uyum ve stresi hedefleri için kullanmak, öfke enerjisini olumlu enerjiye çevirmek, huzur ve mutluluğu bir seçim olarak yaşamak. Evet, bunlar sevgili arkadaşlar 24 tane edinim ve bu edinimler burada başlıklarını görüyorsunuz. Biz her eğitim modülünde bunların 4 tanesini işliyoruz. 4 tanesini katılımcılarla paylaşıyoruz. 7. modül uygulayıcılık eğitimi var. Ondan da bahsedeceğim birazdan. Oradaki bilgiyle bunu birleştirerek ve bir temel aldığımız, yani biraz evvel bahsettiğimiz zihnin temel çalışma yapısıyla ilgili bilgileri de bütünleştirdiğimizde aslında kişi mükemmel şekilde bu edinimi nasıl yönetebileceğini öğreniyor. Şimdi bakın. Size bir örnek vereceğim burada. Daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Şimdi istediğim sonuçları elde etmek, edinimlerin mantığını anlamak için şundan bahsedeceğim. Şu benim istediğim sonuç olsun. İşte diyorum ki daha iyi bir kariyere sahip olmak istiyorum. Daha işte girişken olmak istiyorum. İlişkilerimde çok daha güçlü olmak istiyorum. Hayata karşı dayanıklı olmak. Neyse, ne istiyorsanız burada arkadaşlar. İstediğimiz sonuç bu. Bir. Benim bunu elde edebilmem için yapmam gereken şeyler var. İşte mesela kariyerle ilgili bir şey istiyorsam doğru bir hedefim olması lazım. Motivasyon kaynağımı ortaya koymam gerekiyor. Bir şey çalışmam gerekiyor. Bla 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 bir sürü şey yapmam gerekiyor. Ancak bunların içerisinden bir tanesini çektiğimde, örneğin planlama becerim iyi, motivasyonum süper, ondan sonra harekete geçebiliyorum ve örneğin duygusal olarak iniş çıkışlarımı yönetemiyorum. Yani birisi bana bir şey söylüyor ve moralim bozuluyor bir anda ve bir anda çökebiliyorum mesela. Bu benim sıfırım. Diyelim ki sıfırım. O zaman arkadaşlar birçok şeyi iyi yapsam da mesela 10 tane yapmam gereken şey var. 9'unu çok iyi yaptım ama birisini yaptığım zaman sonuç sıfır. İşte edinimler aslında hepsinin bir olmasını sağlayacak olan yapıyı bize gösteriyor. Şimdi bakın mesela burada girişkenlik becerisinden bahsedelim. Bu bir modelleme çalışması arkadaşlar. Sırasıyla baktığımızda ve biz bir kişiye bu girişkenliği ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Girişkenliği kazanmasını istiyoruz. Girişkenliği kazanmasını istiyorsak yapacağımız şeyler esasen temelde şunlar. Bir, bence önce kişinin duygusal enerji düzeyini arttırmam gerekiyor. Yani özgüvenli ruh haline girmesi ve bunu koruması lazım. Biz burada ruhsal dönüşüm çalışması veyahut da pozitif ruh haline girebilmekle ilgili bir durum yaratmamız gerekiyor. Bu bizim NLP çalışmalarında uyguladığımız yapının biraz daha farklı bir versiyonu. Kişiyi özgüvenli ruh haline sokuyoruz. Öncelikle kişinin bunu hissetmesi, deneyimlemesi ve bunun ne olması, nasıl bir şey olduğunu yaşamasını istiyoruz. Mesela birinci adım bu. İkinci adım girişkenlikle ilgili
kişilerin genellikle yapamadığı şey, birçok seçenek vardır ama en doğru seçeneği odaklanamazlar. İşte bahsettiğim yani netlik, netleşmeden bahsetmiştim, emin olmaktan bahsetmiştim. İşte burada o devreye giriyor sevgili arkadaşlar. Yakaladığım enerjiyi tek bir noktaya odaklamak, bu ikinci yapacağım şey. Hepsinin ayrı metodolojisi var sevgili arkadaşlar. Üçüncüsü, yaptığım hamleden geri bildirim almayı öğrenmem gerekiyor. Geri bildirim almak da içinde öğrenmemiz gereken birçok şey var. Ne öğrendim ve öğrendiğim şey beni nasıl ileri doğru götürebilir? Bunun cevabını aradığım şey üçüncü basamak. Dördüncüsü, her sonucu kabullenme becerisi ve hataların bir gelişim aracı olduğu bilincine ulaşmakla alakalı. Bakın bu çok önemli çünkü kişilerin kendi içinde yetersizlik ve hatta daha sonra değersizlik duygusunu tetikleyen temel şeylerden birisi budur. Çünkü çoğu insan niye girişken olamaz? Hata yapmaktan korktuğu için. Oysa hatalar bir gelişim ve öğrenme aracıdır. Bunun çalışmasını yapıyoruz. Beşincisi, reddedilmeye hazır olma da çok önemli. Çünkü girişken olabilmek bir açık denizde yüzmeye benzer ve bu anlamda bu reddedilme kavramına da kişinin hazır olması gerekiyor. Bakın bunları niye çalışıyoruz aslında? Bunun basit bir sebebi var. Size şöyle bir örnek vereyim. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanların yenilmesi ve Amerikalıların galip gelmesiyle ilgili bir çalışma yapılıyor, bir araştırma yapılıyor. Sebebi nedir diye. Yapılan araştırmada şu sonuç ortaya çıkıyor. Alman askerlerini cepheye sürerken şöyle diyorlar. Sizler üstün ırkın, üstün askerlerisiniz, Reich'ın temsilcilerisiniz. Size karşı, sizin teknolojiniz çok güçlü efendim. Sizi kimse bu anlamda yenemez. Siz galip geleceksiniz falan filan. Bunlar müthiş şekilde dolduruşa giriyorlar ve kesin bu savaşı kazanacaklar. Öylesine inanıyorlar ki sevgili arkadaşlar. Fakat cephede durum öyle değil. Fakat Amerikalı askerlere şu şekilde diyorlar. Bak bu savaşı kazanmak istiyor musun? Evet peki. Yalnız bunun gerçekleri var. Bak orada şunlarla karşılaşacaksın. İşte Alman askerleri sana şunu yapabilir. Bu başına gelebilir. Onları realistik olarak hazırlıyorlar cepheye. Sonuçta Alman askerleri büyük bir hüsrana uğrayıp geri çekilmek durumunda ve yeniliyorlar. Ama Amerikan askerleri bu anlamda hazır oldukları için mental olarak bunu başarıyorlar. Önemli. Altıncısı, dengeli kararlar almak. Yani zihnin farklı yönlerini harekete geçirerek en iyi kararları alma becerisi. Ki bu da önemli bir çalışma. Ve sürdürülebilir motivasyonu korumaktan bahsediyoruz sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi bu her başlığın aslında kendi içinde içselleştirilmesi, öğrenilmesi gereken bir yapısı söz konusu. Mesela bizim çalıştığımız 9 aşamalı bir sürdürülebilir motivasyon, o da bir temel edinim çalışması olarak söz konusu. Ve kendini takdir çalışmasıyla, bunu alışkanlık haline getirmesiyle kişinin girişkenlik becerisini pekiştiriyoruz sevgili dostlar. Evet, bu bir edinim. Bir edinim. Bir temel bir yazılım aslında bakarsanız. Ve bu yazılımı biz işte girişkenlik becerisi ihtiyacı olan kişilerde hangisinin özellikle daha çok ön planda olduğunu görerek uygulayıp sonuç almayı başarabiliyoruz. Bir örnek. Bunun gibi 24 tane edinim var sevgili dostlar. Üçüncü çalışma alanımız çerçevelerle alakalı. Çerçeveler stratejik düşünme, daha doğrusu faydalı düşünebilmekle alakalı, yaşamı bir satranç oyuncusu gibi algılayabilmekle ilgili çerçeve çalışmalarımız var. 48 tane çerçevemiz var. 48. Ve kişilere aslında soru sormayı da öğreterek zihinlerinin bu analitik kısmını çok daha güçlü hale getirmeye çalışıyoruz ve kaynak oluşmasına kaynak oluşmasına zemin hazırlıyoruz. Şimdi bakın size bir örnek vereceğim. Ramen çerçevesi. Buradaki mesela çerçeveyi nasıl kullanıyoruz, nasıl uyguluyoruz? Şu şekilde, sorun olarak görülen bir durumda bireysel, çevresel ve içinde bulunan sistemle ilgili var olduğu kabul edilen açmazların aşılmasını sağlamak. Temel amacımız bu. Hangi durumda kullanacağız? İçinde bulunan koşullardan şikayet edilerek eylemsiz kalınıyorsa. Buradaki anlam şu, şikayet. Yani hayatınızda şikayet enerjisi varsa, sizin olabilir, danışanlarınızın olabilir, çevrenizdeki kişilerin olabilir. Mesela
hemen bu çerçeve kullanılabilir. Peki talimatımız ne? Şu olmasına rağmen ne yapabileceğimi bu. Sorular şu: rağmen ne yapılabilir? Çözümsüz kabul ettiğim sorunlar için koşullar şu olmasına rağmen ne yapabilir? Bu yapı sevgili arkadaşlar, yani amaç, hangi durumda kullanılır, ister talimat ve sorular, çerçeveyi anlamak, anlaşılması için her 48 çerçevenin içerisinde hepsinde farklı ama aynı başlıklar altında söz konusu. Şimdi mesela bunu grup çalışmaları, workshoplarda da kullanılabiliyor. Ben denemenizi tavsiye ederim. Yani çerçeveleri öğrenirseniz tabii bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Şu anlamda çok güçlü etki yaratıyor. Ben bir grup öğretmenle koştuk çalışması yapıyoruz. Özel bir okuldayız. Onun örneğini vereyim size. Koştuk sistemini uygulamak istiyoruz ve o bilgileri almaları çok önemli tabii ki. Ancak uygulamaları gerekiyor. Fakat inanılmaz derecede şikayet ediyorlar. Yani diyorlar ki iyi, tamam, güzel, biz bunları alalım uygulayalım da. Efendim milli eğitimin sistemi çok ağır, işimiz zor. Efendim okul yönetimi bize izin vermez. Başka öğrenci velileri katılımcı değil. Öğrenciler sorumluluk almıyor zaten. Şikayet. Peki dinleyeceğiz mi, şikayeti dinlemeyeceğiz tabii ki. Çözüm üreteceğiz. Peki ne yaptık? Bu öğretmenlerimizin şikayetlerini ben tahtaya yazdım arkadaşlar. Tahtaya yazdım ve ondan sonra da rağmen yazdım. Yani milli eğitimin sistemi benden şunları istiyor olmasına rağmen koçluk sistemini uygulamak için ben ne yapabilirim? Veya işte velilerin katılımcı olmamasına rağmen ne yapabilirim? Şimdi sevgili arkadaşlar, 5 dakika 10 dakika önce şikayet eden ve artık yorgunluk, bıkkınlık enerjisini bize veren öğretmenler gitti. Yepyeni enerjili, yepyeni insanlar geldi. Çünkü bu kişiler o zaman durum üretmeye başladılar. Yani yeni sonuç üretmeye başladılar. Dediler ki, ayda bir dediler velilerimize toplantı yapabiliriz ve onlara aslında bunun ne kadar önemli olduğunu anlatabiliriz. Çok güzel. Öğrencilerle dersimizin son 5 dakikasında efendim yaşama dair bir konu üzerine sohbet edebiliriz. Harika. Rehberlik derslerimiz çok verimli geçmiyor. Rehberlik derslerinde çalışmayı şu şekilde yapabiliriz. Süper. Arkadaşlar onlarca yepyeni çözüm ortaya çıkmaya başladı. Neden? Peki ne değişti burada? Ne değişti? Biz zihindeki yola değiştirdik arkadaşlar. Rağmen deyip yepyeni bir nörolojik alan yarattık onların zihinde. Yepyeni bir aydınlanma alanı yarattık. Çözümler gelmeye başladı. İşte bu açıdan çok güçlü aslında çerçeveler. Özellikle koçluk, terapi alanında çalışan kişiler bu çerçevelerden çok çok fayda buluyorlar. Ve burada 48 tane çerçeve var. 48. Bu rağmen de olduğu gibi hepsini şey yapamayacağım. Çünkü her eğitim modülünde 8 tanesini ele alıp işliyoruz sevgili arkadaşlar. 8 tanesini. Çünkü 6 modül çalışma. Evet. Bununla ilgili web sitesinde de şey var. Çerçevelerin listesini orada görebiliriz. Şimdi çalışmayı, yani 6 modül çalışmayı bitiren arkadaşlarımızla bir uygulayıcılık eğitimi yapıyoruz. Bu eğitimi online olarak gerçekleştirdik ama bundan sonra hani yüz yüze yapma kararını aldık ama bilemiyorum işte pandemi koşulları ne kadar izin verebilir. İki tam gün süren bir de uygulayıcılık eğitimi özellikle öneriyoruz. Burada da şunları çalışıyoruz. Bu altı modüldeki yapıyı aldıktan sonra algısal düzeyleri öğreniyoruz. 4 aşamalı algısal düzeylerimiz var. Yaratıcı imgelemeyi, bütün yapısını öğreniyoruz. Pozitif ruh hali oluşturma becerisini öğreniyoruz. Burada trans çalışması bunlar. Daha sonra negatif ruh halini pozitife çevirmekle ilgili pozitif kaynakları kullanarak negatif olan ruh halini nasıl nötralize edebiliriz, bu çalışma yapılıyor. Duygusal farkındalık çalışmamız var. Burada bir çözüm analizi çalışmamız var, çok boyutlu. Bu hiyerarşik yapıyı ve çözümü bize gösteren yine net sorularla bağlantılı çok güzel bir şablon. Stratejilerimiz var. Nörodizayn stratejileri. Buradaki stratejiler aslında temel akışı yöneten yazılımlardır. Stratejileri değiştirerek çok şey değiştirebiliyoruz. Anın farkındalığı çalışması var.
ağını yönetmekle ilgili ve nörodizayn ile yeniden yapılandırmaya ilgili bir çalışmayı gerçekleştiriyor. Bu da uygulayıcılık eğitimimizin başlıkları sevgili arkadaşlar. Evet, aşağı yukarı ben sunumu bitireceğim. Biraz da eğitim modüllerinden bahsedeyim ve sonra biraz soru cevap yapalım istiyorum. Eğitim modüllerimiz şu aşamada online, canlı, interaktif ve uygulamalı olarak geçiyor, onu söyleyeyim. Şu anki uygulamamızda iki haftada bir, mesela bu hafta sonu var, iki haftada bir cumartesi ve pazar günleri 10 ile 15 arasında, bazen biraz uzuyor süre, çok yoğun bir çalışma yapıyoruz. Ve burada 6 modül çalışmamız var. Netlik, potansiyel, hedef, deneyim, denge ve dönüşüm modülleri. Burada birinci, ikinci modül diye bir kavram söz konusu değil. Her modülün kendi içerisinde konular var. Bunlar birleştiğinde puzzle'ın parçalarının birleştiği gibi bütün bilgiye ulaşıyoruz sevgili arkadaşlar. Her eğitim modülünde zihnin temel yapısı, bu edinimler yani yaşamsal beceriler ve çerçevelerle ilgili çalışmalar var. Yani üç bölüm halinde. Detayına girmeyeceğim. Dediğim gibi web sitesinde de bu, zaten biraz evvel bahsettim. İçerikleri her modül için hangisi var onu görme şansımız var. Modüller entegredir. Yani şu çalışmayı alıp bize faydası olur demek yeterli değil sevgili arkadaşlar. Sadece modül isimleri değişiyor ancak içerik bütünleşiktir. Onu da altını çizmek istiyorum. Evet, çalışmayı bitiren kişiler Life Coach Academy ve Neurodesign bir sertifika alıyorlar, onu da söyleyeyim. Burada patentlidir. Life Coach markası ve Neurodesign patentli markalardır. Bunun altını çizmek isterim. Şöyle bir uygulamamız da var. Çalışmayı bitiren arkadaşlarla ayda bir süpervizyon çalışmaları, bir de özel yetkinlik teknikleri diye bir çalışma yapıyoruz ayda bir kez. Ve böylece o bilgileri pekiştirmek, vaka nezleri üzerinde durmak ve yeni bilgilerle bunu pekiştirmek amacımız sevgili arkadaşlar. Evet. Ben çok konuştum herhalde. Ağzına sağlık. Vallahi çok teşekkür ederiz Murat. Bir saat 10 dakika oldu ya. Evet ya. Teşekkür ederiz. Ama tabii bir nefes almak ister misin? Bir ara vermeyi düşünelim mi? Bir 5 dakikalık bir ara, ne dersiniz? Tamam, olur. 5 dakikalık arayı herkes alsın. Sonra çeyrek geçe buluşalım o zaman. Tamam. Tamam. Hadi çeyrek geçe görüşmek üzere. Bye bye. Hadi. Öyle görüşürüz. Öyle yapalım. Görüşürüz. Evet. Evet Murat Hocam. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Tuncay Hocam, siz mi konuşuyorsunuz? Evet, ben konuşuyorum. Evet, tamam. Hayır. Ses geldi. Görüntüde donukluk vardı. Tamamlayamadım. Evet. Teşekkür ederiz Murat. Ağzına sağlık. Vallahi işte bir saat sorularımız olacak mutlaka kesin. Açılışı ben yapmak isterim, şeyde de chat kısmında tamam, okay. Sorularımız var ama ben şey sormak istiyorum. Ben de bakarım. Bakayım. Görüşlerini paylaşmak isteyen arkadaşlarımız olabilir. Şimdi duygu hiyerarşisinden soru var. Ahmet Bey burada herhalde, değil mi Ahmet Bey? Nerededir Ahmet Bey? Evet. Burada mısınız Ahmet Bey? Kamerayı açarsanız sizi de evet, görebilirim. Evet, buradayım. Buradasınız, tamam, okey. Şimdi duygu hiyerarşisinden bahsedeyim. Çok önemli bir konu aslında. Şöyle, şimdi
insanlar kendilerini ifade ederken duygular, işte diyorum nasıl hissediyoruz kendimi, kötü hissediyorum, iyi hissediyorum, nasıl hissediyorum, mutlu hissediyorum, mutsuz hissediyorum falan. Yani duyguyu tanımladığımız kelime dağarcığı maalesef, hani bu konuyla ilgili özel bir çalışmam yoksa, bir de Türkçe diline hakim değilsem, bu da çok önemli, dil hakimiyeti de çok önemli. Değilsem çok kısıtlı. Bu iyi bir şey değil. Çünkü kısıtlı şekilde ifade ettiğimiz düşünce ve duygu yapısı bizim işte plastisite özelliğimizi açığa çıkar mı? Esneklik özelliğimizi açığa çıkar mı? Şimdi diyelim ki öfke enerjisi, negatif olan enerji, uç bir enerji. Aslında doğru kullanılırsa öfke enerjisi kreatif bir enerjidir, kreatiftir. Ama doğru kullanılmak kaydıyla. Ama öfkenin altında bir kızgınlık vardır. Şimdi bakın orada bir hiyerarşi bu şekilde başlıyor. Kızgınlık var. Kızgınlığın altında peki ne var? Yani kızgınlığın oluşmasına ne yol açıyor? Örneğin bir baskılanmışlık duygusu yol açıyor. Baskılanmışlık. Peki bunun altında ne var? Yani baskılanmışlık, işte diyelim ki baskılanmışlık ortam koşulları olabilir, ailedeki baskılanmışlık olabilir, iş yaşamındaki koşullardan olabilir. Bir tür baskılanmışlık duygusu. Onun altında ne var? Örneğin kendine gerçekleştirememenin veya bu durumdan çıkamamanın verdiği, kendi içinde yarattığı bir yetersizlik duygusu var. Bir şekilde duygular birbirini tetikleyerek uç duygunun ortaya çıkmasını sağlıyor. Mutluyum. Çok güzel, harika. Peki, mutluluğa yol açan şey ne? Hani mutluluğa yol açan şey ne? Mutluyum. Çünkü her şey olması gerektiği gibi gidiyor. Güzel. Peki ne hissediyorsun? Tamlık duygusunu hissediyor. Bakar mısınız? Tamlık. Tamlık duygusu içinde o mutluluğu bulmasını sağlıyor. Peki bu tamlık duygusunun altında ne var? Kendi potansiyelini kullanabilmenin yarattığı, kendi içerisinde iç tatmin duygusu var. İç tatmin duygusu. Bu da bir duygu. Bakın aslında mesela bütün bu duyguların hepsinin vücuttaki yansıması farklı. Kimine zaten duyguların yayılımına baktığınızda işte görüyorsunuz. Çünkü bu yansımalar da çok önemli duyguyu tanımlayabilmek için. Efendim kimisi göğsünde hissediyor o duygunun bir kısmını, bir kısmı mide bölgesinde, karnında hissediyor. Kimi sırtında hissediyor, kimi kalp bölgesinde, çakralara göre değişebiliyor. Her duygu bu anlamda aslında birbirini tetikleyerek bir başka yere varmaya çalışıyor. Ben böyle açıklayayım Ahmet Bey. Sorunuzun cevabı oldu mu? Teşekkür ederim. Burada hani beyin hiyerarşisi vardır ya. Acaba evet. ona benzer bir şey mi gibi düşündüm de o yüzden sordum. Evet, bu şekilde bir hiyerarşik yapısı söz konusu. Ve genelde uç duygular, yani bizim kendimizi ifade ettiğimiz duygular negatifse veya pozitifse hep uç duygular vardır. Yani işte pozitifse mutluluk, sevinç ve bununla bağlantılı olan uç duygular, negatifse öfke, kızgınlık ve aynı zamanda işte depresyon, yani çökkünlük hissi ve buna bağlı olan duygular olarak görürüz. Bu skala tepede yer alıyor. Bunun altında bunun ortaya çıkmasını sağlayan bir hiyerarşik yapı var. Bunu sorularla ortaya çıkardığımızda kişi asıl nereye odaklanması gerektiğini buluyor. Yani kızgınlıkla, öfkeyle uğraşmıyor. Alttaki baskılanmışlık duygusuyla mesela şey yapabiliyor, çözmek için çaba gösteriyor. O zaman zaten o duygu ortaya çıkmıyor. Özellikle eğitim içerisinde mesela biz çok detaylı üzerinde durmayı anlatmaya gayret ediyorum. Çünkü etki ve tepki ve arada bir şey var, uyarıcı sistem söz konusu. Biz tepki oluşmadan etki seviyesinde, uyarıcı ve etki seviyesinde bu yapıyı çözmeyi başardığımızda aslında bu tepki oluşmuyor. Öyle ifade edebilirim. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Evet, başka soru? Murat, ben şeyi sormak istiyorum. Bu anlattığın, bizimle paylaştığın bu neurodesign sistemini biz depresyon
sıkıntısı yaşayan ya da anksiyete yaşayan danışanlarımızda da kullanma şansına sahip miyiz? Bununla ilgili biraz açıklama alabilir miyim? Deneyimlerinden hareketli. Depresyon ve anksiyete ile ilgili değil mi? Çünkü ses evet. Gitti geldi. Evet. Şimdi tabii şöyle kullanılabilir. Şu anki yapı, şu anki daha genele hitap eden bir çalışma. Ama bir planımız var. İzmir'de bir üniversite, Tınaztepe Üniversitesi, özellikle davet ettiler. Orada nörodizayn, özellikle holistik sağlık ve tıp alanındaki kullanımı veya işte psikoloji bağıntılı, tıp sonuçta tıpın içerisinde görmemiz lazım onu. Kullanımı ile ilgili bir yapıyı şey yapacağız inşallah, hayata geçireceğiz. Pandemi de çok izin vermedi yani. Yoksa böyle bir yapıyı çalışmayı, orada daha özelleşmiş, spesifik olarak bu çalışmaları şekillendirmek niyetindeyim. Ama burada şunu görmemiz gerekiyor. Yani bir depresyon nasıl tanımlıyoruz? Depresyon çökkünlük duygusu. Şimdi burada canı sıkılan, üzülen, istediğini bulamayan, başarıya ulaşamayan, herkes diyor ki depresyondayım. İşte şarkısı bile var değil mi? Depresyondayım, depresyondayım. Yani o kadar kolay ki yani etiketlemek çok kolay aslında bakarsak. Şimdi depresyonun tabii seviyeleri var. Hani siz de gayet iyi biliyorsunuz. Bir kişi bir majör depresyon yaşıyorsa, ağır bir depresyon yaşıyorsa onun tedavisi bakın çok farklı tabii ki. Yani çünkü orada artık ölümü seçmekle, intiharla yaşam arasında çok ince bir çizgide kişi gidip gelmekte. Ama onun dışında gündelik hayatın getirdiği bu çökkünlük, depresyon yaşayan kişilerde temel olarak bu enerji düşüklüğünü giderebilmek için onun zihinsel örüntüsünün değişmesi gerekiyor. Mutlaka aramızda da birçok bilişsel anlamda çalışma yapanlar, duygusal terapi çalışmaları yapan arkadaşlarımız söz konusu. Burada nörodizayn bütüncül yaklaşımla esasen bunu yaratabilecek olan çok tipik, spesifik şeyler, teknikler bize önerebiliyor. Özellikle bizim de ileri düzey çalışmalarımızda, ileri düzey çalışmalarda burada daha da hedefe yönelik tam nokta atışı yapılabilecek olan çalışmalar söz konusu. Çünkü burada o negatif enerji düzeyinden kişinin çekip çıkarılabilmesi için en temel şey umutlu beklenti yaratabilmekle alakalı. Bir. İkincisi geçmişten bugüne getirdiği ve çok büyük ihtimalle kendi içinde affedemediği, kendini suçladığı birçok yapı söz konusu. Şimdi bu iki yapıyı özellikle şemalarını yeniden düzenleyerek organize ettiğimizde çok daha rahat sonuçlar almamız mümkün. Çok daha anlamlı sonuçlar almamız mümkün. Yani burada kişi ilaç tedavisi alıyordur, almıyordur. Bu da önemli olabiliyor. Tabii psikiyatrist gözetiminde olabilir, ilaç alıyor olabilir. Ama fark etmez. Kişi dediğim gibi bir majör durum ve kesin kontrol altındaki konular tartışmalı olabilir. Kullanılabilir ama tartışmalı olabilir. Onun dışında gündelik hayatın içerisindeki depresyonu yaşayan kişilerde özellikle umutlu beklenti yaratabilme konusunda bu çalışmaların ben çok faydalı olduğunu biliyorum. Kişiler kendilerini çok daha güçlü ve iyi hissediyorlar. Bir kere emin olma duygusu çok önemli. Karar verebilme yetisinin geliştirilmesi çok önemli. Çünkü depresyon sonuçta nihai olarak bir şey değil, sebep değil. Hani böyle de bir yanlış algılama olabiliyor. Hani kişiler mesela diyor ki ben depresyon hastasıyım. Depresyon hastasıyım dedi. Şöyle bir şey var. Kişi depresyon hastalığını bir etiket olarak alıyor ve ömür boyu ben depresyon hastasıyım. Yani işte tansiyon hastası gibi bir şey bu. İşte ben tansiyon hastasıyım, ömür boyu tansiyon hastası. Depresyon hastasıyım, ömür boyu depresyon. Böyle bir gerçeklik yok. Kişinin zaten önce zihninde bunları yıkmak gerekiyor. Çünkü bu tür etiketler aynı zamanda nocebo etkisi de yaratıyor. Yani negatif beklentilerin içimizde gerçekleşmesine yol açıyor. İşte bunu kırmak için nörodizaynda özelleştirilmiş olan birçok uygulama onlarla uygulanabilir. Ama tabii asıl mesele bence mesela bu depresyonu bir sonuçta duygusal tepki üretiyor. O tepkinin altında yatan asıl yapıya odaklanmak çok önemli. Mesela diyelim ki kişi birçok girişimde bulundu ama başarısız olduğu için depresyona girdi.
Şimdi o zaman demek ki biraz evvel örnekte olduğu gibi o girişkenlik becerisini onun içerisinde şekillendirdiğimizde çok daha iyi sonuç alacağız. Önce onu duygusal olarak belli bir potaya getirip ruh halini nasıl söyleyelim edinimi kazanabilecek noktaya getirdiğimizde, daha sonra da o edinimle ilgili yapıyı ona vermeye başladığımızda ve onu koçluk yaparak yolda tutarak sürecini takip ettiğimizde ve onu desteklediğimizi hissettirdiğimizde aslında asıl meseleyi çözdüğü için bu depresyonla ilgili yapı da kendiliğinden çözülmeye başlayacaktır. Yani bakış açısının bu olması gerekiyor. Depresyon bir sebep değil, sonuç. Benzer uygulamaları anksiyete yaşayan danışanlar için de genellemek mümkün sanırım, değil mi? Anlattıklarından anksiyete, evet kesinlikle anksiyete depresyon zaten işte biliyorsun bunlar iç içe olan kavramlar. Yani birbirini tetikliyor. Genelde anksiyeteden depresyona dönüş oluyor. Yani benim gözlemlediğim o, yani önce bir anksiyete durumu var, ondan sonra bu direkt depresyona doğru dönüşüyor. Anksiyete çağımızın en temel problemi, çünkü her şey anksiyete kaynağı. Sağ olsun yaşadığımız koşullar sürekli insanları anksiyete pompalıyor. Ve bu bağlamda anksiyetenin işte bir mental state kısmı var. Evet doğru. Bir de anksiyetenin bedensel tepkiler üretilen kısmı söz konusu. Anksiyetenin yarattığı psikosomatik problemler söz konusu. Şimdi hangi seviyede? Anksiyetenin de seviyesini veyahut da somatik yapısını da ortaya çıkarmak gerekiyor. Yani bu kişi anksiyeteyi yaşayıp bununla ilgili anksiyeteye bağlı hastalıkları mı hayatına katmış? Yoksa efendim yorgunluk, bitkinlikle bağlantılı olarak bir çöküş mü yaşıyor mesela? Ona göre anksiyete yaratıcı durumu öncelikli olarak çözmek asıl tabii amaç olması gerekiyor. Ama tabii anksiyetenin yani mesela diyelim ki kişi kronik uykusuzluk çekiyor. Kişi işte nefes alma problemleri yaşıyor. Efendim terleme, yani somatik olarak problemler var. Efendim yaşam kalitesi bu anlamda düşük. Anksiyetenin yarattığı genel tepkiler söz konusu. Veya ani tepkiler veriyor. En çok gördüğümüz şeylerden birisi bu ani tepkiler üretmesi. Kişinin mesela burada bu sonunda çok değinemedik ama çok önemli olan bir yapı var. Holistik denge diye ifade ettiğimiz bir yapı söz konusu. Yani holistik denge temelde ruhsal alanı, zihnimizi, duygusal alanımızı ve bedenimizi iç içe alan, birbiriyle etkileşimli olan bir yapıdan bahsediyoruz. Bir üçgen yapıdan bahsediyoruz ve bu üçgen yapı çok önemli tabii ki. Burada kişinin hangi kanalının açık olduğunu bilmek, bulmak da çok kritik. Yani bazı insanlar bedensel uygulama, bedensel çalışmalara çok güzel tepki veriyor. Örneğin anksiyete, yoğun anksiyete yaşayan bir kişiyi nefes çalışmalarıyla, efendim davranışsal olarak yapılacak olan çalışmalarla, egzersize yönlendirerek ve bu özellikle nefes çalışmalarını trans çalışmalarıyla bütünleştirerek anksiyetesini yönetmeyi öğrenmek ve enerji seviyesini dengelemeyi öğretmekten çok büyük keyif alabiliyorlar. Ama mesela bazı insanlar buna kapalı. Mesela bazı insanların zihinsel anlamda veyahut da düşünce, özellikle sol beyin ağırlıklı olan kişiler için bu, düşünce sistemini yönetmek, ona mantıklı gelecek olan çözümleri bulmasını sağlamak fayda sağlıyor. Kimi duygulara yönelik veyahut da duygusal alandaki değişim çalışmalarına çok daha güzel tepki verebiliyor. Burada kişinin hangi alanının, ya afinitesi hangi alana yönelik, onun cevabını bulmak gerekiyor. Kişiyi tanımakla alakalı. Onu tanıdığınız zaman diyorsunuz ki ben buraya buradan yanaşayım. Güzel. Burada öncelikli olarak anksiyete yaratan o enerji seviyesini kırmak çok önemli. Bir, ikinci aşama tabii ki bu altta yatan, anksiyeteye yol açan temel problemin çözümüyle ilgili ona bir şey vermek gerekiyor. İşte edinimler burada çok güzel devreye giriyor. Çünkü o edinimler mutlaka kişinin yaşamda daha iyi olması gereken bir yapıyı tanımlıyor. Çok büyük ihtimalle tanımlıyor zaten. Biz de o edinimleri ona adım adım verip uyguladığımızda kişi temel problemini çözmüş oluyor. Böyle cevap vereyim. Çok güzel.
Çok teşekkür ederim Murat. Aslına bakarsan aklımdan geçen başka bir soruyu da yanıtlamış oldun. Psikosomatik evet. rahatsızlıklarda nasıl yararlanabiliriz diye, ama içeriğinde ben yanıtını buldum. Çok teşekkür ederim. Kısaca ona değineyim istersen. Yani şimdi olur. Şöyle psikosomatik problemler aslına bakarsanız hastalıkların çok büyük çoğunluğu psikosomatik problemlerle alakalı. Yani önce psiko, yani ruhsal düzeyde başlayan bir problem, bu somaya yansıyor. Çünkü bu bir stres faktörü yaratıyor. Stres faktörü eşittir inflamasyon, yani iltihap. İltihap eşittir hastalık, özellikle sürekli devam ediyorsa. Tabii bunun içinde beslenme rejimleri de var dışarıdan aldığımız, ama asıl önemli olan burada tabii ki kişinin ruhsal durumu. Ve buradan yola çıkarak somaya yansıyan problemler olarak karşımıza çıkıyor. Ve aslında sandığımızdan çok daha güçlü. Örneğin hipertansiyon problemi aslında psikosomatik kökenlidir. Fibromiyaljiler, geçmeyen boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ağrıları bununla ilgilidir. Efendim sefalciler, baş ağrıları bununla alakalıdır. Migren atakları bununla ilgilidir. Alerji nöbetleri bununla alakalıdır. İmmün sistemle ilgili problemler, immün sistem hastalıkları bununla ilgili bakarsanız. Mide bağırsak sistemi ile ilgili problemler. Çok net, çok net. Mesela ülser, gastrit gibi problemler, bağırsak sistemi, hazım problemleri. Bunların hepsinin kökeninde psikojenik bir yapı söz konusudur. Mutlaka bunu tetikler. Şimdi bir bu bağlamda aslında temel olarak şunu çok önemli olduğunu düşünüyorum. İşte mesela sunumda bahsettim. Duyguların rehberliğinden bahsettim. Duygular çok önemli rehber ajanlar burada. Hı hı. Kişinin o kendi semptomuyla konuşmayı öğrenmesi gerekiyor. Yani işte diyelim ki ciddi bir hazımsızlık problemi yaşıyor veya benzeri bir şey olabilir. Diyebiliriz ki işte yediği, içtiği şundan kaynaklanıyor falan filan, ama bu kronikleşmişse o zaman alttaki yapıyı görmemiz gerekiyor. Kişinin kendi içinde, kendisiyle iletişim, sezgiler de burada devreye giriyor. Çok önemli. Kişinin o sezgilerden aldığı cevap ve o duygunun yarattığı yapıyı kullanarak mesela onunla bunun olayın başlangıcına veyahut da daha da geçmişine giderek ki mesela bu bizim ileri düzey çalışmalarda kullandığımız bir yöntem, oraya doğru giderek o kişinin temel olarak duygularının, yani ilk negatif duyguların ortaya çıktığı yapıyı bulup buradan yeniden inşa etmek mümkün olabiliyor. Bir tür regresyon gibi düşünebiliriz aslında bakarsan. Ama burada direkt olarak kişinin hastalığı ile ilgili bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi bu çalışmanın bir kısmı. Diğer bunu süsleyecek olan veyahut da geliştirecek olan başka şeyler de olması gerekiyor. Gene anksiyeteye bağlı problemin çözülmesiyle ilgili bedensel, duygusal veya zihinsel çalışmalar bunun içinde olması gerekiyor gibi. Yani sonuçta burada şunu herhalde görmemiz gerekiyor. Bir şema yapımız var. Kişinin öncelikli olarak bu ismini koyduğumuz problemiyle ilgili o şemanın yapısını tanımlamamız gerekiyor. Şemayı ortaya çıkarmamız lazım. Sonra bu şemayı yeniden inşa etmek için elimizdeki enstrümanları, alet çantasından kullanmamız gerekenleri adım adım kullanmamız gerekiyor. Ve bunu yaparken de kişinin afinite olduğu, yani yatkın olduğu yönleri bulmamız çok önemli. Ona göre oradan başlarsak daha iyi sonuç alabiliyoruz. Tabii başka bir şey de var, çok temel, önemli. İstek ve inanç boyutu da var, kişinin değiştirmeyi isteyip istememesiyle alakalı. Bu tüm depresyon ve anksiyeteyle ilgili vakalar da söz konusudur. Mesela bir kişi depresyondan besleniyorsa değişimi isteyip istemediği ciddi soru işaretidir. Anksiyete probleminden besleniyorsa bir şekilde, işte o zaman öncelikli olarak bunların değişmesi, o niyetler burada devreye giriyor. Onu yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Bunlara işte nörolojik çalışmalarında bu cevapları bulmamız mümkün. Ruh sağlığı alanında çalışan tüm profesyonellerin yaşadığı sorunlardan başlıcası bu. Yani danışanların değişimi isteyip istememesi.
Yani evet, evet, tabii ki isteyerek geliyor karşınıza ama gerçekten isteyip istememesi, sizinle yaptığı işbirliğine ya da işte sizin sunduğunuz tekniği özümsemesine ya da verdiğiniz evet, ödevleri yerine getirmesiyle çok ilintili açıkçası. Onun ötesinde tabii ki hiç kimsenin elinde sihirli değnek yok. Sadece bahsettiğimiz bir yöntemleri, alet çantamızda bulunan yöntemleri danışanın hizmetine sunarak onun için en doğru olan hangisi onu tespit etmeye çalışıyoruz. Yani hepimizin yaptığı sonuç itibariyle bu şekilde. Evet, başka soru sormak kesinlikle isteyen katılımcımız var mı acaba? Yoksa ben sorularıma devam etmeyi planlıyorum. Evet, Tuncay Bey bir şey soruyordu herhalde. Demin sözü yarım kaldı. Çok iyi bir gözlemci Murat Hocam. Çok çok iyi bir gözlemci ama benim sorum konuyla alakasız hocam. O yüzden bekleyebilir. Hiç sorun ya, önemli değil. Önemli değil. Olsun. Evet. Sen sorun. Kulaklıklarınızı merak ettim. Oduncu'nun gözü ormanda olurmuş. Tuncay Hocam. O da öyle. Tatronik. Tamam, Daltronik ya. Bluetooth kulaklık Daltronik ama mikrofonunu kullanmıyorum. Mikrofon, çünkü pek hoşuma gitmedi. Mikrofonda işte, kameranın mikrofonu var. O güzel. Logitech'in. Evet. Ben Anker kullanıyorum. Yalnız Anker'i sevdiğim için fazla kullanamıyorum. Çünkü bizim kedi de seviyor. Kedi sağda solda bırakırsan çok güzel oyuncak yapıyor. Onun için... Sevdiğimi kullanamıyorum. Evet, evet, güzel. Sizin de yaramaz bir oğlunuz var galiba. Sizin de aslında tehlike altındadır değil mi Selda ve Murat? Küçük bir yaramazımız var evde. Hiç onları bırakmamak lazım oraya. Pek onlarla ilgilenmiyor. Daha çok havuç derdinde o. Havuçu çok seviyor. işte et ve et ürünleri varsa mesela ona tabii dayanamıyor falan. Genelde o öyle. Ya çok küçükken dişler çıkmaya başladığında kablo kemirmişliği vardı, terlik kemirmişliği de. Sonradan geçti onlar. Şimdi artık kendini olgun bir insan olarak görüyor. Aile bireyi tabii, olarak. Tabii. Hayvan değil o, bir aile bireyi, insan hatta. Yani. Köpekleri sevmiyor zaten. O yüzden onları hırlıyor, havlıyor. O onlardan değil. Ona da bir nöro dizayn mı yapsanız acaba Murat Hocam? Vallahi bir, öyle bir şey yapsak, böyle bir modelleme yapsak acaba ne yapıp bir veteriner grubuyla çalışsak bilmiyorum, belki çıkar bir şeyler yani. Doğru söylüyorsunuz, doğru söylüyorsunuz. Şimdi burada tabii nöro dizayn çalışmaları şöyle aslında... Doğurgan çalışmalar. Yani burada çok temel bir bilgi var ve işlevsel bir bilgi var tabii. Buradaki temel amaçlarımızdan birisi de çalışmayı paylaşarak kişilerin buna eklemler yapması, eklemleyebilmesi. Bu çok önemli. Bunu uygulamaya başlayan arkadaşlarımız da var. Ben bunun önemli olduğunu da düşünüyorum. Çünkü bu bütünsel yapıyı, bütüncül yapıyı ne kadar iyi kullanabiliyorsak, içselleştirebiliyorsak, inanın sonuçlar bu bağlamı çok daha anlamlı oluyor. Benim gözlerim bu yönde. Evet. Çok doğru söylüyorsunuz Murat. Bizim de Tuncay Hocam bahsetmek ister misiniz? Bizim de imge terapinin sürekli gelişen, dönüşen, yaygınlaşan bir yapısı var. Ve biz de katılımcılar süpervizyon toplantılarımızda her pazar herkes deneyimlerini paylaşıyor ve sonuç itibariyle giderek gelişen ve dönüşen bir sistem halinde hepimiz onun bir parçası hissederek kendimizi çok ilerleyen bir şey içerisindeyiz. Nasıl diyeyim, yapının içerisindeyiz. Biraz bahsetmek ister misiniz Tuncay Yoldaş? Tabii kısaca bahsedebiliriz. Şimdi bilim sürekli kendini yenileyen, kendini geliştiren bir yapı. Yani diğer türlü bilim olmaz zaten. Yani hangi sistem, doğada hangi sistem kendini geliştirmiyor ki? Bunu balıklar yapıyor, karıncalar yapıyor, en ilkel canlılar bile yapıyor. Yani ki üst sistemler bunu neden yapmasın? Bana şey geliyor yani, dolayısıyla mesela psikanaliz
şey gibi geliyor. Açıkçası şu an din gibi geliyor. Evet. Yani hani gelişim durmuş olduğu zaman evet, açıkçası ben rahatsız oluyorum. Ama bizde durmuyor. Bizde illaki daha iyisi illaki bir yerlerden çıkıyor. %100 katılacağım. Çok güzel. Ben burada mesela psikanalizle ilgili kendi fikrimi paylaşmak isterim. Müsaade varsa. Tabii tabii. Ondan sonra. Söyleşi sizin hocam, dükkan sizin hocam. Estağfurullah. Yani hem psikanaliz Freud'un işte kazandırdığı değil mi? Ondan sonra işte Jung bunu geliştiriyor, diğerleri geliştiriyor falan. Ama temelde o psikanaliz deyince kişinin geçmişine dönelim, hep nedenlerle uğraşalım. İşte bunun sebebi ne? Şu, bu, 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 bu. Küçüklüğüne inelim. İşte ne oldu? Küçükken işte babası onu dövmüştü veyahut da annesi onu dışlamıştı falan. Neyse yani bir şekilde oradaki bu alanı telafi ederek gelmeye çalışalım. Yıllar süren terapilerden bahsediyorlardı. Tabii herhalde vardı aramızda bununla ilgili uğraşan arkadaşlarımız. Yapı değişmiş olabilir tabii ama genel psikanalizde hep nedenlere inip ve daha geçmişe ve küçüklüğe inmekle ilgili bir yaklaşım söz konusu. Şimdi burada tabii belki ıskaladığımız şey, yani ben kendi görüşümü söylüyorum. Zihin, anlatmaya çalıştım, plastisite özelliği var. Hani ne oluyordu orada? Yangın çıkıyor, anne çocukların içeride yanmak üzere olduğunu biliyor. Bütün korkularını ortadan kaldırıyor. Bütün çekincelerini ortadan kaldırıyor. O binanın içine giriyor, çocukları buluyor ve çıkarıyor. Peki nasıl yaptı bunu? Nasıl yaptı? Geçmiş korkularıyla uğraşsa bu, hayır. İleriye baktı, yapması gerekeni, yani kendini bir şekilde buraya nasıl diyelim, şartladı, commitment, yani ben bunu yapacağım ve gitti, onu halletti ve geldi. İşte bu bilinçli irade gücüyle alakalı bir şey. Yani nereye bakacağımızın yönünü değiştirdiğimizde aslında kaynaklar hemen yakınımızda veyahut da gelecekten feyiz alarak önümüze gelebilir. Bulabiliriz onu, bulma şansımız var. Bu bizim çok daha kolay, çok daha kısa süre içerisinde çözüm üretmemize imkan yaratıyor. Çünkü mesela ben size şeyi anlattım, işte obsesyon yaşayan kızın hikayesini anlattım. Ben bunun gibi yaşadığım birçok hikaye var. Yani işte sigara bağımlısı kurtulamamış hiçbir şekilde. Daha geçenlerde yaptık çalışmayı. 2 saatin içerisinde o sigara bağımlılığından bir anda kurtuldu. 15 senedir içiyor örneğin. Şimdi burada önemli olan nokta bu plastisite özelliğini bilip o kişi zihnin yaratıcı yönünü açığa çıkararak onunla kuracağımız etkileşimle ilgili olduğunu düşünüyorum. Daha çabuk, daha pratik, daha dinamik, daha modern çalışmalarla yani bu açılımın sürmesi mümkün. Herhalde Tuncay Hocam da benzeri bir şeyi bahsediyor değil mi? Hani gelişmek derken, yenileşmek derken, üstüne koymak derken, değil mi? Üretmek derken. Benzeri bir şeyden bahsediyor. Yani imge terapiyle mayasında çok benzerlikler var tabii NLP'nin. Evet. Yani ben de nacizane hani Milton Erickson'la zamanında bayağı bir araştırmalar içerisine girmiştim. Hatta bu konuda ilk Türkçe kitabı kaleme aldım. Erickson'un hipnoz konusunda ilk Türkçe kitabı yayınladık ama sonrasında doğrusu devamını getirmedim. Sonrasında tembellik yaptım. tabii NLP'nin kaynağı biliyorsunuz Erickson'un hipnoz. Öyle. Hipnozun kaynağı zaten o kadim bilinç dışı zihin. Dolayısıyla evet. Birçok noktada benzerlikler var. Şimdi imge terapi sistemi demek bence bilinç dışı zihin gibi çok çok kadim bir okyanusa vurulmuş bir sondadır. İmge terapi sistemi böyle bir şey. Baktığım zaman doğrusu ben bugün ve daha önceki NLP söyleşilerimizde birçok ortak nokta sıralayabilirim ama bu uzun zaman alacağı için şimdi tabii ki ona girmeye hiç gerek yok. Ben çok fazla bölmeyeyim. Hemen sözü tekrar Ajda Yoldaş'a devredeyim. Buyurun sevgili moderatörümüz. Buyurun, siz devam edebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Cemhan Bey galiba söz almak ister. Sesinizi alabilirim. Eyvallah. Merhaba hocam. Kusura bakmayın, ben başman gücünde katılamadım. Narsizmle ilgili bir toplantı vardı. Böyle bir narsizm mağduruyuz aynı zamanda. Şimdi imge terapiyle ilgili İzmir'de Tutku hocam
benimle bir 7 seans çalışma yaptı sağ olsun. Ben şeyi sormak istiyorum hocam. İmge terapiye başlamadan önce bir müzik, fon müziği dinliyorum. Bu müzikten sonra işte imgelemeye başlıyoruz. Yani ben internette bir sürü frekanslı müzikler duyuyorum. İnsanın hazırlayan bir sürü şey var. 432 Hz'den 500'e kadar değişik müzikler var. Ben biraz müziğe ilgi duyuyorum. Yani sizleri dinleyemediğimizde bize tavsiye edeceğiniz bir müzik frekans var mı? O konuyu sormak istedim. Teşekkür ederim. Şimdi imge terapide kullanılan müziklerin hepsini ben hazırlıyorum. Ve frekansın F'sinden bile anlamam. Hiç anlamam. Frekansla alakalı şeyler değil bunlar. Hiç alakalı şeyler değil. Gerçi konumuz şu an imge terapinin müzikleri de değil aslında. Konumuz tabii ki NLP ama kısaca böyle cevap verebilirim. Yani müzikten kişinin ne hissettiği önemli. Frekansı değil. Hiç frekansla alakalı bir şey değil. Sevgili moderatörümüz, sevgili hocamız Murat Hocam. Buyurun top sizde. Sanırım yer kaldıranlar var. Buyurun nasıl devam edeceksiniz? Evet, ben Müberra Hanım'ın söz ister gibi gördüğüm doğrudur. Buyurun söz sizde olsun. Evet, ben teşekkür etmek istedim. Gerçekten çok güzel detaylandırılmış ve çok güzel tekrar toparlanmış bir konu. Yani sanki bugüne kadar aldığım eğitimlerin izlediğim yolun böyle bir özeti gibi oldu. Gerçekten emeğine, yüreğine sağlık diyorum. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Peki soracak olsaydın ne sorardın Müberra Hanımcığım? Soracak olsaydım zaten kendime izlerken de soruları sormaya devam ettim. Ben bunun neresinden neyi alabilirim diye onunla ilgili tekrar bir araştırıp döneceğim size. Çünkü şimdi imge terapiye daldık. Bu öyle bir dalış ki kendin içine çekiyor. Benim kendimle ilgili farkındalığım biliyorsunuz sizinle tanıştığımız ilk zamanlardan beri devam evet. ediyordu. Ben uygulayıcı olduğumu, yani iyi bir uygulayıcı olduğumu ve bu yolda ilerlemek istediğimi, evet eğitimler veriyorum ama bunlar farkındalık eğitimleri. Yani çünkü sürekli değişiyorum, sürekli değiştiriyorum. Yani bir şeyi formatlayıp, belirleyip onda kalmak bana zor geliyor. Ben çok daha uygulama şeyinde ve çünkü bu karşıdaki kişiye göre sürekli plastisiteyi artırmak var ya, bu bende doğallıkla gerçekleşiyor. Bu benim güçlü yanım. Bununla birlikte diğer bazı yerlerde de kendime böyle tik attığım yerler oldu. Onları da geliştirme konusunda iletişimde kalacağız. Teşekkür ediyorum. Tabii görüşürüz. Burada önemli olan nokta nörodizaynın farkını bence doğru anlaşılmadığı konusu önemli. Çünkü burada şimdi zihnin temel yapısıyla ilgili bilgiler mutlaka sizin de hakim olduğunuz birçok bilgi söz konusu. Burada en temel iki alanda farklılık olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Çünkü çok konu detaylandırınca bazen ana hatlar kaçabiliyor. Bunların başında edinimler çalışması var. Bu edinimler çalışması çok spesifik bir çalışmadır. Yani çünkü bir edinimi kazanabilmek için o kişinin tümüyle adım adım yapılandırılabiliyor olması çok önemli bir çalışma. Mesela nörodizaynın en temel farklarından birisi burada. Onu özellikle hatırlatmak isterim. Çünkü o edinimlerin öğrenilmesi gerekiyor. O sırayla en azından içselleştirilmesi lazım. Bir ikincisi bu çerçeve, 48 çerçeve. Doğru düşünme ve doğru soru sorma çerçeveleri aslında bakarsanız. Ve bunların hepsi bir çözüme yönelik bir kapıyı açıyor. Bu da çok kritik. Bu iki konunun ben çok önemli olduğunu altını çizmek istiyorum. Belki temel bilgilere hakim olsak bile bu alanların çok kritik, çok dönüştürücü, çok transformasyonel olduğunu özellikle belirtmek isterim. Teşekkürler. Evet, ben teşekkür ederim. Evet, başka var mı sorumuz? Bize biraz da Sezgi'nin gücünden bahsedebilir misin? Sunum içerisinde Sezgi'den bahsettin. Birkaç kez bunun altını
altını çizdin. Bu sırada bunun gücünden bahsedebilir misin? Ne şekilde yararlanabiliyoruz? Bir fikir edindik elbette sunum içerisinde ama böyle daha bir toparlayarak bilgilendirirsen çok sevineceğim kendi adıma. Okey, tabii ki sezgi sezginin ne olduğunu algılayabilmek ve bunu kullanabilmek aslında inanılmaz bir içsel farkındalık gerektiriyor. Bizim çalışmalarımızın içinde de katılımcılarla yapmaya çalıştığımız şeylerden birisi bu. Danışanların da buna çok temel ihtiyacı olduğunu bilmemiz gerekiyor kanaatindeyim. Çünkü şimdi sezgiyi ben mesela şöyle bir soru soruyorum, diyorum ki sen mi daha zekisin yoksa bilinçaltı mı senden daha zeki? Bak çok net bir soru. Sen mi daha zekisin bilinçaltı? Şimdi çünkü bu tabii insan bir anlayamıyor ne demek istediğimi. Fakat tabii açıklayınca bunu anlıyor. Çünkü bilinçaltının o derinliği, bilinç dışı zihnin o müthiş zenginliği içerisinde inanılmaz bir kaynak. İnanılmaz bir şekilde birçok veriyi alıyor, işliyor. Şimdi mesela şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki bir dükkana girdiniz, bir mağazaya girdiniz. Tamam. Şimdi mağazaya girdiğinizde bir şey sizi mağazanın içine doğru çekiyor ve orada alışveriş yapmak istiyorsunuz. Veyahut da içeri doğru giriyorsunuz, bir ayağınız da geri gidiyor. Bu deneyimi yaşadık mı? Yaşadınız mı? Yaşadın mı Ayşe? Yaşamışız. Tabii, Neye bağlı bu peki? Neye bağlı? Hiç fark ettim yani. Yani sezgi yani içimden gelen sese kulak vermekle. İçimden bir ses yapma diyor mesela. Ya da yapma diyor. Yap diyor yani. Güzel. Mesela birisiyle tanışıyorsun, sonra diyorsun ki ya bu kişi ya böyle çok da etkileyici konuşuyor falan. Ama diyorsun ki ya bu kişi güvenemedim ya ben bu kişiye. Değil mi sen bak orada geliyor. Biz sana bir mesaj geliyor. Şimdi tabii burada nasıl oluyor bu fenomen? Bilinç dışı zihin milyonlarca veriyi alıp işleyerek aslında bizim için nelerin daha anlamlı veyahut da bizim için nelerin daha faydalı olabileceğine dair bir bilgi havuzu oluşturuyor. Sen o mağazaya girdiğinde, mağazanın içindeyken, işte oradaki renklerin durumu, koku, insanların nasıl söyleyeyim, çalışan kişilerin yerleşimi, onların beden dilleri, birçok veriyi sen alıyorsun o anda. Diyorum ya, milyonlarca veri alıyorsun. Ve o anda hemen bir şey uyanıyor. Diyor ki, senin için iyi veya kötü, veya içeri gir veya dışarı çık. Çok önemli. Mesela şu satış eğitimlerinde falan şöyle bir şey vardır. Hani siz de bilirsiniz. Kişiler bir kişi hakkında alıp almayacağına dair kanaati ilk yarım dakika içerisinde verirler. Peki nasıl oluyor? Yarım dakika nasıl o kişiyi tanıyabiliyorsun? Tanıyamıyorsun. Ama o sezgi havuzundan, büyük bilgi dağarcığından aldığın şey sana orada bir içsel kanaat oluşturuyor. Şimdi bu açıdan çok önemli. Burada dikkat edilmesi gereken şey, insan kendi içinde bir seçimin doğru olup olmadığını algılamak için sorduğunda birkaç temel ses veyahut da kayıtlı ses bunu bozabiliyor. Bunlardan birincisi, ya parazit diyelim biz bunlara, kendi ön yargımız ve etiketlerimiz. Yani mesela şöyle bir ön yargın olduğunu varsayalım. İşte bu kadınlara yakışmaz. Veyahut da tüm erkekler böyledir. Hani böyle diyeyim ki bir yargım var, etiketim var. Ondan sonra veyahut da işte benim bu kişilerle işim olmaz atıyorum. Mesela bu bir ön yargı olabilir. Bu yargıların ne kadar güçlüyse ki bunların çoğu negatif inanç boyutunda ve işlevsel değildir. Ondan sonra buna ne kadar güçlüyse senin aşağıda aslında o fırsatla ilgili, ortamla ilgili, kişiyle ilgili bulabileceğin kaynaklara ulaşmanı engeller. Şimdi demek ki burada bir saflığa ihtiyacımız var. Yani tüm bu ön yargılardan, etiketlerden sıyrılmaya ihtiyacımız var. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela ailelerle zaman zaman çalışma yapıyoruz. Çocukları hakkındaki yargılarını onlara soruyorum. Aslında etiketlerini soruyorum.
Diyorum ki işte çocuğun aklına ilk gelen şeyi söyle. Diyor ki tembel diyor. Başka? İşe yaramaz. Tamam. Ondan sonra huysuz, haylaz, bir sürü şey. Hatta böyle bir keresinde bir çocuğu getirdiler. Çocuk kaç yaşlarındaydı ya? 13-14 yaşlarında falan. Babası getirdi, çocuğu bıraktı. O da karşıda, yani önde oturuyorlar işte koltukta. O da babası da karşısına geçti. Bana dedi ki, doktor bey dedi, vallahi dedi, bu çocuk olmadı dedi. Bu çocuk olmadı. Bak, düşünebiliyor musun? Bu çocuk olmadı. Peki nedir burada olmayan şey? Bunun yüzüne karşı söylüyor. İşte anlatıyor, bu diye işe yaramaz diyor, ders çalışmıyor diyor, haylaz diyor, bilmem ne falan falan. Şimdi bu kişi, o kişi oğluyla etkin bir iletişim kurmak istiyorsa, içindeki bu ön yargı sesleri güçlü olduğu sürece çocuğuyla ilgili gerçek o içindeki sezgilerin ona vereceği mesajı göremeyecek. Çok kötü. O yüzden etiketlerden sıyrılması lazım. Sonrasında da o çocuk tabii erişkin hale geliyor ve bizlerin iştigal alanına dönüşüyor. Olmamış denilen çocuklar. Evet ya, %100. Ama ne oldu biliyor musunuz? Bak, çocukla biz çalışmaya başladık. Önce bir beraber görüştük. Sonra aileyle görüşmek gerekiyor. Aileyle görüştük onu. Ve ben aileyle etiket çalışması yaptım. Etiketlerini dedim, bunu değiştirelim. İşte yani yeniden çerçeveleyelim ve düşünelim. Mesela işte yaramaz bu çocuk. Peki aslında bu çocuk neyi anlatmaya çalışıyor? İşte niyetler çok önemli. Hı-hı. Niyetleri görebilmek çok önemli. Değil mi? Altta yatan şeyin. Bu çocuk bunu ne yapıyor? Aslında enerjisini boşaltmaya çalışıyor. Ha, şimdi demek bu yaramaz değil aslında. Enerjisini boşaltmaya çalışan bir çocuk. Şimdi ben onunla bu seviyede bir iletişim kurarsam o zaman işler değişecek. Şimdi etiketler. Şimdi neyse, etiketleri, birçok etiket vardı. Onları bulduk ve değiştirdik. 15 gün sonra yüzleri gülüyor. Gel dediler ki, Allah hocam dediler, teşekkür ederiz. Çocuk çok değişti. Çocuk çok değişti. Onlar değişti falan. Allah harika izledi. İlişkimiz çok iyi falan. Çok değişti çocuk. Peki değişen ne? Çok değişen majör bir şey yok ha. Yani çocuk tutumlarıyla ilgili çok ufak tefek şeyler yapmış ama çok. Asıl onların bakış açıları değiştikçe çocukla ilgili yapı değişmeye başladı. Çünkü biz algıladığımız dünya modeli kadar varız. Bu çok kritik. İşte bu yargılarımız bizim için sezgilerin önünde bir engel, bu etiketler. Kesinlikle. Sonra ne var? Bakın, bir de dış sesler var, çok fazla parazit yapan. Dış sesler şu, özellikle otorite figürü olarak kişi üzerinde hakim olan insanlar. Bu annesi, babası, güçlü bir şey, arkadaşı, efendim devlet otoritesi, neyse. Bu figürlerin sesleri var. O sesleri duyuyor o kişi. Bunlar da parazit yapıyor esasen. Şimdi kişi, bir de bunun altında negatif olan inanç yapıları var muhtemelen. Sürekli dönüyor kafasının içerisinde. Kişi bu kirlilikten sıyrılmadığı sürece sezgilerinin ona vereceği saf sesi bulması pek mümkün değil. Mesela burada biz şunu yapıyoruz. Bir örnek vereyim. Diyelim ki kilo problemi yaşıyor. Ve bir yeme alışkanlığı var. Şimdi mesela bu yeme alışkanlığı çözmek için kişinin sezgileriyle iletişime geçmesi lazım. Biz onunla konsantre olarak kendi içine dönmesini sağladığımızda, tabii bu başta parazitler varsa bunları ayıkladığımızı varsayıyorum. Ondan sonra çok saf bir şekilde kendi içine dönüp bu yeme alışkanlığıyla ilgili içinden gelecek olan o sese ulaşmasını istiyoruz. Çok ilginç cevaplar çıkıyor ya. Çok ilginç şeyler çıkıyor. Kişi diyor ki, aa diyor, bu ses bunlar nereden çıktı? Benim bunu değiştirmem lazım. Şimdi tabii sezgi sesini tanımazsak bu da çok bir anlam ifade etmiyor. Mesela sezgi sesi saftır. Bu çok önemlidir. Şefkatlidir. Nettir. Ve sana rehber yol gösterecek şekilde kısa ve öz şekilde mesajını iletir.
Evet, Sezgi'yi bu şekilde görmemiz lazım. Bu özel bir çalışmayla biz bunu işte uygulamalarla öğretmeyi veyahut da kişilerin bunu sesleri duymasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Böyle bir cevap değil. Oldu mu? Çok teşekkürler. Çok oldu. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık, emeğinize sağlık. Başka sorumuz yok ise ben çok teşekkürlerimizi sunuyorum. Şükranlarımızı iletiyorum. Evet, çok Hilal güzel Hanım. Teşekkür mesajları var Murat'cığım. Hilal Yoldaş şu anda not aldı. Murat hocamıza ufuk açıcı bilgilendirme ve kıymetli paylaşımlar için çok teşekkür ediyoruz derler. Evet, benzer olarak yukarıda da vardı. Ramazan Yoldaş çok memnuniyetlerini dile getirmiş. Ben de tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. En çok da sizlere şükranlarımı sunuyorum sevgili Selda'cığım. Sana da aynı şekilde bu şeyin perde gerisinde hazırlıkları yürüttüğünü biliyorum ve organizasyonun üstlendiğini biliyorum. Ve Murat her şey için çok teşekkürler. Yolunuz açık olsun ediyorum. Diliyorum. Sağ olun, sağ olun. Sizlerle beraber olduk. Vakit ayırdınız bize. Çok çok teşekkürler. Daha çok, çok teşekkür soru ederim. Da alabilirdik. Başka zaman belki daha çok sorularla da şey yapabiliriz. Tabii burada bir saatlik süre içerisinde her zaman bekleriz. Çok geniş, çok teşekkürler. Evet, çok geniş olan bilginin sadece böyle buzdağının ucunu ancak burada yansıtabildik. Oysa yani nörodizayn gerçekten çok derinliği olan birçok bilgiyi içeriyor. Onu da paylaşmak isterim. Çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum Ajda'cığım. Değerli katılanlar, sizlerle birlikte olmak ki çok keyifliydi. Çok her şey gönlünüzce olsun. Sizlere de iyi çalışmalar diliyorum. Evet, Tuncay Hocam teşekkürler. Başka? Biz teşekkür ediyoruz efendim. Mustafa ya, yoldaşımız var. O da Mustafa Mustafa yoldaşa da teşekkür. Mustafa Bey'in pek sesini duyamadık ama. Murat Hocam çok çok teşekkür ederiz katılım için. Arka planda çarşamba söyleşileri organizasyonlarıyla ben ilgileniyorum. Ajda Yoldaş sağ olsun aramızda köprü oluşturdu. Güzel bir akşamdı. Nörodizaynla ilgili de ilerleyen dönemde eğitimde de inşallah görüşürüz. Bizim grupta yoğun bir şekilde eğitimimize katılacak insanlar var. Yoldaşlarımız var. Güzel bir geceydi. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sizleri de ayrıyeten hemen takip edebildiğim kadarıyla ekstra tebrik etmek istiyorum. Çünkü bu farkındalık ve aydınlanma yolculuğunda çok güçlü bir meşale yakmışsınız. Ben bu meşaleyi buradan aydınlığını ve sıcaklığını hissettim yani sevgili arkadaşlar. Yani bu çok önemli. Hele evet. hele ki umudun nasıl söyleyeyim o kadar önemli olduğu bir dönemden geçiyoruz ki ülke olarak, dünya olarak ayrı da ülke olarak biz bence orada ayrışıyoruz ve umuda çok fazla ihtiyacımız var. Ve benim inancım işte fonksiyonel insanı tanımlarken de anlatmaya çalıştığım şey bu. Dönüşüm tamam tepeden aşağı daha kolay oluyor ayrı mesele. Ancak kalıcı dönüşüm tabandan tabana doğru oluyor. Tabandan tabana olmayan hiçbir dönüşüm maalesef amacına ulaşmıyor, uzun süreli olmuyor. Ve bu tabandaki dönüşüme yaptığınız katkı nedeniyle de ben size ayrıyeten teşekkür ederim. Bir şekilde bu yolculukta efendim yollarımız kesişiyorsa, kesişecekse ne mutlu bana, ne mutlu hepimize. Ben öyle söylüyorum. Kaya'nın söylediği gibi rahmetli Kaya, çok güzeldi şarkıları biliyorsunuz. Yolu sevgiden geçen kişilerle mutlaka buluşuruz derdi. İşte bu aydınlanma yolculuğunda olan kişilerle de mutlaka buluşuyoruz ve buluşmaya devam edeceğiz. İnşallah bu ışık yayılır ve o büyük dönüşümün öncüsü olur diyeyim. Sevgili çok dostlar. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Murat seni bizim imge terapinin selamıyla uğurlamak isteriz. Bilgi, sevgi ve ışık hepimizin üzerine olsun. Ne güzel. Hepimizin üzerine olsun sevgili yoldaşlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Çok sevgiler. İlker teşekkürler. İyi akşamlar. Beren hoşçakal. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok selamlar arkadaşlara. Sağ ol. Hoşçakalın. Beren Hanım tutku yoldaş aramızda köprüler. Efendim nörodizayndan, NLP'den gelen arkadaşlar bizim ailemizde de tabii çok fazlaca var. Ve gördüğüm kadarıyla oradan gelenler imge terapiyi daha çok seviyorlar.
Uygulama kısmı evet olduğu için bizi içine çekiyor. NLP'de uygulamalarla şey var zaten. Mesela Müberay yoldaş çok fazla böyle çok fazla tutkulu bir şekilde mesela. Yani neredeyse bir senedir hiçbir toplantıyı kaçırmadan her pazar aramızda Müberay yoldaş. Murat Bey benim o tutkumu çok iyi bilir. O tutku beni hekimlikten bu tarafa doğru, gelişime doğru. Çünkü aynı tanıları vermek bir süre sonra beni mutlu etmedi. Ben tasarımı yapıp üretmeye dönmem gerektiğini kendim keşfettim. Bu konuda da Murat'ın çok büyük katkıları var. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Ben teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, İyi geceler. Başta Murat hocamıza, Ajda yoldaşa, Mustafa yoldaşa, Ramazan yoldaşa katılan, emeği geçen herkese çok çok teşekkürler. Efendim çarşamba söyleşilerimiz çarşamba günleri bu saatlerde devam edecek. Program internet sitemizde var. Göbeklitepe eğitimimiz var. 4-5-6 Mart tarihinde, yakın tarihte Göbeklitepe eğitimimiz var. Hem online katılabileceğiniz hem yüz yüze katılabileceğiniz detaylar internet sitemizde var. Instagram hesabımızda var, Facebook hesabımızda var. Efendim bizi izlemeye devam edin. Haydi Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. İyi geceler. Sağ olun. İyi geceler.